Hanımlar beyler, Muhabbet Kralı'na hoş geldiniz. Bugün Türk sinemasının en eğlenceli dönemini konuşacağız. Çok önemli konuklarım var. Onlar bence çok önemliler. Hele hele bu dönemi anlatmak açısından çok gerekli insanlar. Türk sinemasının en eğlenceli dönemi deyince tabii ki önce Aydemir Akbaş'tan söz edeceğiz. Ve hemen ardından tabii ki Agah Özgüç, araştırmacı, yazar, eleştirmen. Daha sonra Osman Cavcı, oyuncu ve araştırmacı, yazar ve sevgili çalışma arkadaşım Murat Tolga Şen, sinema eleştirmeni ve araştırmacı. Hoş geldiniz efendim. Sağ olunuz, var olunuz geldiğiniz için. En eğlenceli dönem deyince tabii ki 70'li yıllarda Türk sinemasını saran, bazı insanların sinemaya küsmesine neden olan, bazı insanların da sinemaya girmesine neden olan, bir yandan özellikle Avrupa'dan yayılan İtalyan erotik filmleri ve daha sonra bizim memlekette de bize özgü bir şekilde yapılmaya başlanan erotik komediler. Şimdi baştan itibaren burada bir yanlış anlaşma oldu. Yani insanlar bu filmlere ilgi gösterdiler. Birçok Türk erotik filmi, hatta ben o sıralarda herhalde ön ergenlik, post ergenlik dönemlerindeydim. Ben yazlık sinemalar, açık hava sinemaları dahil bu filmleri ailelerle beraber izlediğimi hatırlıyorum. Ha, aynı dönemde yine sinemalarımızda oynamaya başlayan yabancı erotikler, daha sonra yabancı pornografikler, parçalı pornografikler, mutedil dalgalı pornografikler filan diye birçok film var o dönemde. Ama kimse gerçekten bizim sinemamızın ne yaptığına bakmıyor. Bizim sinemamız o sırada bütün dünyadaki pornografik film salgınına katılmadı. Aynı şeyi yapmadı. Bizim sinemamız yine bizim sinemamız gibi kaldı. Bugün nasıl bir şeyleri evirip çevirip kendimize benzetiyorsak, o dönemde de galiba erotik filmleri, İtalyan erotiklerini kendimize benzettik. Aslında niye İtalyanlardan söz ediyorum? Çünkü İtalyanlarla biz o dönemde film yapışımız açısından birbirimize benziyoruz. Şimdi ilk sözü Aydemir abiye verelim. Şimdi, buyursunlar efendim. Şimdi çok güzel bir konuya geldin. İtalyanlar şeyi. Zaten o filmi, yani Türkiye'de seks komedi filmini ön ayak olan bir İtalyan, Lando Buzanco. Zaten o da bizim gibi şekilsiz bir komedyen. Şimdi bak bizim komedyenleri o devirdeki. Yani jön müyüz biz? Ben, Mete İnselel, Ali Poyrazoğlu, o bu. Hiçbirimiz böyle parlak çocuk değiliz. Yani yumuşak suratlı, her tarafa eğilen bir yüz ve tiyatro oyuncusu çoğu. Evet. Dörtlü üçü tiyatro oyuncusu. Dışarıdan gelen ya bir kişi var, iki kişi var. Yani adamlara o kadar benziyorduk ki biz, o Lando Buzanco filmi zaten bu şeyi döndüren. Bir gün Yeşilçam'a geliyor prodüktörler sabahleyin. Ulan bir bakıyorlar saray sinemasında kuyruk camiye kadar. Ulan bu ne iş, durup dururken sinema kan ağlıyor. Kimsenin kusuruna bakmasın o eski starların filmleri. Ben bir hatta bir yerde kavga magla çıkardım, bir de bağırdım çağırdım. Şeyler duruyor, kalamoz mu derler ona. Gitsinler baksınlar. En kralının gecede 26 kişi. Yok şimdi isim vermeyeyim burada bilmem ne. Kaynanalar diye bir dizi geldi, bir film çekti, 36 kişi. Öteki affedersin bilmem kim isim vermiyorum, 24 kişi. Kan ağlıyor Yeşilçam. İşte o Lando Buzanco'ya böyle sarıldı Yeşilçam. Bir gittiler prodüktörler. Ulan bu ne? Şekilsiz bir herif. Mayolu kızlar, bikinili kızlar. Hiiiimiii. Ulan dediler. Ulan bir şey. Bak beni de ne diye tavsiye ediyor biliyor musun? Rahmetli Namit İlba. O maymunu hemen alın. Aziz Nesin oynuyorum. Hakkım ver hakkıyı oynuyorum. Namit İlba diyor ki Apo'ya o maymunla hemen mukabele yapın. Bir telefonla Atıf Yılmaz da aldı beni Apo. Taksim'deki birhaneye götürdü. Otur hadi hayrola. Ben de senaryo yazıyorum. Sinema falan umurumda değil. Bir Duygun'la oynadım. Duygu'yla oynadım.
O Yılmaz Türkiye'de tek yasaklanan bir film var, Muhtar Kocataş'ın. Bitmeyen yol. Orada oynadım. Alevli, neyse. Abi baktım abi, üç mukavele önüme. Apo, Atıf Yılmaz. Birinci film 5.000, ikinci 7.500, üçüncü 10.000. Anlaşmam. Peki. Yani şimdi ben konuyu dağıtırım, sen beni şey yap, toparla. Yok, çok güzel başladık. Bir baktılar Yeşilçam'a. Kim ulan Lando Buzanko'ya benziyor? Ali Poyrazoğlu, gel. Mete İnseler, gel. O gel, bu gel. En son ben. O da bir film çekiyor. Ali Tanju Gürse, rahmetli Hulusi Kentmen'in işi varmış, gelmiyor. Tanju diyor ki, ya senaryo yazmayı bırak diyor. Ya Allah'ını seversen ne olur şu rolü oyna diyor. Ya Tanju diyorum, benim oyuncu sinemada, ben tiyatrocuyum. Ya ne olur ya, peki gittim, kahveci rolü. Temel Gürse dedi ki, ya şu Ali gelince bir tokat patlak, konuşma lan dedi. Tamam, Ali gelince bir çakıyor, konuşma lan. Sonra film ismi oldu. Film Adana'da, bir oynuyor saat 11'de. Sokaklar bir boşalıyor, sinemalar. Herkes bir konuşma lan. Nami Dilban, ulan ne oluyor sokaklara? Hemen Apo'ya telefon. Maymunu bul, bu gece tiyatroya git. Aziz Nesin anlaman, üç film mukavelesi yap. Üç film. Şimdi, o dönemde sonradan konuşulduğunda tabii ki sinemacılar, hem bazı yönetmenler hem bazı oyuncular bunu reddediyorlar. Diyorlar ki onlar, ya işte 70'lerde bizim bazı Türkler seks komedileri çekmeye başladı. Biz gittik, yalan! Ha, yalan! Tamam. Sahtekarlık etmesinler. Kızma, ben de aynı şeyi söylüyorum. Şahidim burada. Şahidim burada, belediye kalamozları daha para yapar buldum ben. Toplantıda söyledim bunu. Evet. Bitmişlerdi, kabul etsinler. Bitmişler. Neden? Çünkü aile sineması bitmişti. Çünkü televizyon da geldi. O da geldi, evet. Ama artık yeter dedi. Aynı hikaye, aynı. Ya dört tane filmin oyuncuların ismi değişir, aynen çekilirdi. Şimdi bazen konuşturmasınlar. Tamam, ha. Tamam. Ama bu dönemi zaten Aydemir abi. Haber versin, biz silah zoruyla mı geldik? Hayır tabii ki. Halk getirdi, halk. Evet, tabii sokağa ki. Sokağa çıktı, şimdi ben onlara söylüyorum, onlar dergilerle geldiler, mecmualarla geldiler, televizyonlarla geldiler. Biz halkla geldik. Doğru. Biz halkla geldik. Bunun aksini söyleyene öyle hakaret ederim ki, ettim birkaç kere. Evet. Erkekseniz gelin burada konuşalım. Evet. Ben gittim bir kere. Evet. Türker abi bir toplantı yaptı, gittim. Hmm. Konuştum. Neyse, sinirlendim. Zaten sinirlenecek bir şey yok. Hayır, tamam. Bu ara, antiparantez, huysuz bir adam oldum. Her şeye çatıyorum. Her şeye, politikadan, belediye, o, bu, sokak kaldırım, Suriyeli, herkese çatıyorum. Aydemir abi, özür bu, estağfurullah. Bir kere sana bayılıyorum, hepimiz bayılıyoruz. Bir başka konu, bir de tabii yaş almakta, gerçekleri görmek, insanları bu gerçekler konusunda uyarmak arzusu, bunları insanlara belirtme arzusu, böyle bir şey ortaya çıkıyor. Aynı şey bende de var. Bende de bu dijital yeni nesle karşı böyle bir şey var. Yani diyorum ki, aklınız başınızda değil diyorum. Hiçbir şey bilmiyorsunuz, hatırlamıyorsunuz, öğrenmiyorsunuz. Hayır, neden korkuyorum biliyor musun? Bir gün saldıracağım birine. Saldır mesela abi. Taksi şoförüne dedim ya, ki... Ya ne kadar saldırırsın taksi şoförüne ya? Bir sen iyi adamsın. Vur şuna dedim, vur. Abi ne? Kime? Öndeki arabaya vurdun. Hayır. Yaya. Bir kadın burasını tıkamış. Ha, şeyle, elinde kulaklıkla. Telefon. Böyle kırmızıda da geçmiş. Meydan, Fulya meydanı. Koskoca Fulya meydanı. Abi de, ya vur, yanında ben varım, şahidim. Vur şunu, vurma yani. Dokun bir tane. Dokun. Evet. Ya yürüyor. Öyle. Koşmuyor ya. Ay. Ya ben 83 yaşında biz kaldırımdan kaldırıma geçerken hala koşuyoruz ya. Evet. Bu iş abi tıkamış buraya, evet, gidiyor. Evet. Denize, evet, düşüyor sonra. Evet, tabii. Ha, selfie çekirirken geberiyor. Bir şey söyleyeceğim. Aydemir abi de bir değişiklik yok. Biz aynı. Kaç sene önce yaptık? 2009'da. Yine 10 yıl önce. 10 yıl olmuş. Yani biz yine Aydemir abinin de geldiği. Evet. Agi abi de gelmiş miydi? Yok, gelmedim. Gelmemiştiniz. Kim vardı hatırlamıyorum. Bir akademisyen, genç akademisyen bir hanımefendi vardı. Suna Hayır, Selen vardı. Oyuncular, tabii ki oyuncuları getiremiyoruz. Çünkü bizim sinemacılarımız, oyuncularımız
Türk sinemasında aslında 70'ler çok önemli. Çünkü politik sinemanın da, politik sinemada adım bir yandan, politik sinema var aynı tarihlerde. Yanılıyorsam beni düzelt. Bir yandan da erotik komediler var. Şimdi erotik komedilerle politik sinema beraber geliyor. Aslında bu ikisi de biraz önce söylediğiniz şeyi doğruluyor Aydemir abi. Dediniz ya hani insanlar belli şablonları tekrar ediyorlardı. İşte bu mecmualardan gelen oyuncularla falan. Aslında ikisine de bir karşı çıkış oldu. Yani dünya ve Avrupa, özellikle Avrupa sineması, İtalyan sineması erotik komedileri yaşıyordu. Biz de ancak o şablonlardan dışarı çıkıp politik sinemayı ve aynı zamanda da gişe yapması açısından sinema salonlarını ayakta tutması, sinema sektörünü ayakta tutması açısından sinema kendisini mutlaka ne olursa olsun kurtarır. Kendi içinde bir düzenleme yapar, hayatta kalmak için bir şey yapar. Yani aslında erotik komedi salgını tabii ki Türk sinemasını ayakta tutmuştur. O kameralar çalışmaya devam etmiştir. Sinema işçileri çalışmaya devam etmiştir. Araya gelebilir miyim? Buyursunlar efendim. Ben galada gitmeyi sevmezdim. Çocuklar da abi ne olur bir İzmir, bir Adana hep İzmir yap. Beni ne diye karşıladılar biliyor musun? Ekmek paramız geldi diye. Öyle lanse ettiler. Bravo, öyledir. Tabii. Ekmek paramız geldi. Evet. Hangi artist öyle karşılandı bilmiyorum. Orada şöyle bir ayrışma olmuştur. Yani erotik komediler Türk sinemasını bitirdi diye yanlış bir söylem var. O söylem tamamen yanlış çünkü seyircide karşılığı olmayan aşırı yakışıklı jönlerin oynadığı filmler vardı. Şimdi özdeşlik diye bir şey var. Seyirci özdeşlik kurmak istiyor karakterde. Benim bir yazım vardır. Siz de okumuşsunuzdur Okan Bey. Aydemir Akbaş nasıl Türk sinemasının seks sembolü oldu diye. Şimdi insanlar artık yeni bir toplumsal gerçeklik ortaya çıkmaya başlıyor ve insanlar aşırı yakışıklı Edison'u, Ayhan Işık'ı görmek istemiyorlar artık. Kendine benziyor. Hayatım bir araya girebilir miyim? Sansür vardı o tarihte. Bana sansür takmış. Tanju dedi ki şu Ankara'ya git seni istiyorlar. Ben dedim ne yapacağım ya? O esnada da Kültür Bakanı Galatasaraylıydı bizim. Mektepten. Mektepten'di. Gitmişken dedim onu da göreyim. Çünkü o tarihte porno başladı. İşte facia, doymadı bu prodüktörler paraya, doymadılar. Yabancı filmler başladı. Türk filmlerine icraat başladı. Evet. Yani parça koymalar. Parça da koydular, çektiler. O başladı. Çektiler de. Evet. Çektiler. Ama şöyle söyleyeyim. Ben bir gün setteyim. Kardeşimle bir filmi bitirdik. Baktım iki kadın oturuyor orada. Senaryo yazan benim. Ben oyuncuları kim geldi, kim gitti biliyorum. O iki kadın benim listemde yok. Prodüktörü gelsene bir dakika Turgut dedim. Turgut vardı ya. Bu iki karı kim dedim. Aydemir abi, seni dedim Aydemir abine şimdi başlatma beni. Porno, bundan sonra biz gideceğiz, siz hakiki çekeceksiniz. Eğer o yola gitmeselerdi biz aç kaldık. Biz film teklif alamaz hale geldik, hatırla. Niye? Bana dediler ki donunu indir 10 bin lira fark. Donunu indir 10 bin lira fark. Ben yıllarca bedavaya indirdim işte. ama Aydemir Akbaş olmak lazımmış. Donu indirdim. Ya bir şey söyleyeyim mi? Sosyete'de 500 kişilik parti yapıldı benim filmimi seyretmek için. Evet, yaparlar. Ama en üst düzey sosyete. Şimdi isim vermeyeyim burada. Özel makine falan götürdüm. Nedir lan bu? Aydemir Akbaş oğlu biraz evinde de seks kralı mı? Şimdi İbrahim'le Urfa'ya gittik. Bir berbere girdik. Nedir o laf? Ben bir konuşsam Türkiye çalkalanır. Ama Aydemir böyle, abi konuşsa çalkalanır. Böyle 2-3 kişi var. Bir de söyledik biliyorsun ha. Konuştu mu bir de sen. Neyse girdik berbere. Bir adam sakal tıraş oluyor. Bizi görünce İbrahim'e bakıp güldü. Ben oturdum. Adam böyle yaptı İbrahim'e. İbrahim yanına gitti. Belli ki şey bir adam. Biraz güçlü müşlü bir adam. İbrahim eğildi, o adam gülerek ona bir şey söyledi. Sonra adamın tıraşı bitti, çıktı, giderken de bana bir selam verdi, gitti. İbrahim dedim, ne dedi bu? Ulan dedi, demiş ki İbrahim, ulan dünyayı beceren adam bu mu lan demiş.
Bu ne lan demiş böyle. Sonra sansür... Aydemir abi, boyunuz kaç? Bir baba ne boyumu bilir ne yaşımı bilir. 1.55 mi o kadar. 1.50 nereden? Kendisi bilmiyor. Siz nasıl biliyorsunuz Agah abi? Herhalde hocam. He? Bilirim canım tabii. Agah abi. Şimdi yalnız evet. Yalnız şunu da söylemek lazım. Evet. Aynı dönemde evet. Yine bu 70'lerin başında evet. Amerikan sinemasında da çok Oscar'lı, sonradan çok Oscar alan oyuncular geliyor. Şimdi bunlar Robert De Niro geliyor. Al Pacino geliyor. Hepsi bızdı. Dustin Hoffman geliyor. Hepsi bızdı. Şimdi bunlara bakarsanız hepsi Aydemir abi boyunda. Özellikle söylüyorum. Evet. Aydemir abi boyunda, çelimsiz filan. Aynı gerçekçilik. Bunlar tabii ki o sırada mesela Gene Hackman diye bir evet, oyuncuları evet, var değil evet, mi? Evet. Gene Hackman yan rollerde, karakter evet, rollerinde evet. Oynuyor. Aynen daha sonrasında ortaya çıkacak olan 80'lerde evet. Anthony Hopkins gibi o da karakter rollerinde oynuyor. Bir anda bu gibi oyuncular yani güzellik yarışmasından gelmiş gibi görünmeyen oyuncular büyük uzun boylu filan yani bu şeylerin kaslı maslı o adamların yerine bu ufak tefek tipler geliyor. Çarpık adamlar. Aynı seneler. Aydemir abiyle ya da rahmetli Mete İnselerle ya da Ali Poyrazoğlu'yla Bülent Kayabaş'la ki Bülent abi boylu postlu fidan gibiydi. Şey de var mesela ama, o dönemde. Yani ama aynı tarihte Amerikalılar geliyor. Aynı paralellik. Evet aynı. Yani hani o size maymun değişleri var ya aynı şekilde Paramount'ta Coppola birinci Baba filmini çekerken Coppola'nın üzerinde ağır bir baskı uyguluyor ki bu Al Pacino ile olan sahneleri çektin ama biz bunu istemiyoruz. Diğer bir oyuncuyla buna devam et diye. Evet. Bu seks komedileri döneminde yakışıklı aktörler de var birkaç tane. Sadece evet, Güney'in falan filmleri var ama kimse onları hatırlamıyor mesela. Yani ya o zaman tabii ki şeyler de vardı. Nedir? Ben onların isimlerini hep unutuyorum. İtalyan sinemasının yavruyla katip. Yani komedinin en rezil iki oyuncusu. Evet ama komedi. Mesela ama onlar da evet. Erotik sinemaya evet. Başladılar tabii. Ama onların da bir iade itibarı vardır tabii. Biliyorsun. Tabii. Şeyde oynadılar. Taviani'lerin Kaos filminde evet, daha sonra gördük onları. Yani o sırada İtalyan oyuncularda, İtalyan komedi oyuncularda o yavruyla katip gibi filan bu Edwidge Fenech'le filan onlar da bu erotik komediye doğru geçiyorlar. Aslında çok ağır başlı bir iki tane İtalyan şey vardır. Oyuncu komedyen vardır. Muhteşemdir. Muhteşemdir. İngiliz var. Norman Winston bizim gibi zavallı bir şeydir. Sütçü bir filmi vardır onu hatırlar mısın? Ağlatır balo sonunda. Şimdi ben drama oyuncusuyum aslında. Evet. Ben drama oynadım be. Evet. Ben tiyatroda da drama oynadım, sinemada da drama oynadım. Yani ama bir şey var. Halk diyor ki Aydemir nasılsın? Evet. Yanımızda oturuyorsun. Evet. Manava geliyorsun. Tabii ki. Bilmem abi ötekilerle kuramıyor. Bugün en büyük sıkıntı bu. Bakıyor hepsi şey kibir abidesi hepsi. Bu son zamanlarda bu kibir lafı çok geçmeye başladı politikada da. Hepsi kibir abidesi. Eğil lan eğil. Bizim kayıp bir filmimiz vardır. Martin Scorsese o filmi buldu, topladı, parçalarını birleştirdi. Lütfü Akad'ın Hudutların Kanunu. Orada Aydemir abi mesela döktürür. Son finaldeki sahneler falan inanılmaz. Hudutların Kanunu nerede evet. Gördüm ben? O bir 69 yapımı mı Agah abi? Urfa'da çektik. Hudutların Kanunu Türk sinema tarihinde çok önemli filmlerden bir tanesidir. Yalnız o filmi restorasyon yaptıkları yapmasalar da daha iyiydi. Çünkü orada bir bobin eksik. Filmin en önemli şeyi o bobinin eksik olması. Çünkü çok önemli bir filmdir o. Yani bugün onun seyredilmesi gerekir her açıdan. Ama maalesef bobin eksik yani onun için film öyle. Bobin peki restorasyonla ne yok, alakası bulamıyorlar, var? O kayıp. Bulamıyorlar. İşte bulamıyorlar, kayıp. Sansür'de kayıp. Ya götürdüler. Martin Scorsese'in bir şeyi var Amerika'da. İşte o filmi çok World beğendi. Lütfü Akat'ın gibi. Yani Yılmaz Güney ile Lütfü Akat ikilisi. Burada zaten Akat'a o sıralarda iş falan vermiyorlardı yani. Onun için Yılmaz Güney ile bir birliktelik kurdular ve burada en önemli olan o filmle ikisi birbirini yarattı. Evet. Çünkü
Akat'ın sineması duran sinemadır bir yerde. Bu gayet hareketli ve senaryoyu da beraber yazdılar. Çok önemli film ve bugün ne bileyim ben 10 film arasına girebilecek Türk sinema tarihinin filmlerden bir tanesidir. Mesela Bitmeyen Yol. Yani, müthiş o bir Bitmeyen Yol'u yani. Ağustos sıcağında yani, Duygu Sarıoğlu dedi ki gidin Taksim'e, köşe başında işçiler kamyon beklerdi, hatırlar mısın? Evet, evet. O işçilerden elbiseler aldı abiciğim. Bize giydirdi mi? Tuncel Kurtiz'e, bana, Necmi oğluna bilmem. Ya o zaman dev bir kadro vardı, yan kadro. Amerikan sinemasında en çok kuvvetli olan taraf o yan kadrodur. O yan kadro neler çıktı o yan kadrolardan? İşte Tuncel, ben, Tuncel Necmioğlu bizde. Yahu Ağustos sıcağında kaşınmaktan o Bitmeyen Yol filmi. Ben Balat'ta içinde 5 defa sabaha karşı denize girdim şeyde. Nuh'un Gemisi filminde Duygu Sarıoğlu. Şimdi bunlar, ya bunlar iki fotoğraf çektirip, ulan ben Yeşilçam'a perde çekerek başladım. Daha geçen gene bir yerde söyledim. Ben perde arasından Erol Günaydın'ı, Eltan Erbul'a seyrederek komediyi öğrenmeye çalıştım. Ben İstanbul Tiyatrosu'nda herkesin o küstahça, ne tiyatrosu dedikleri Ali Sururi, Lütfullah Sururi, Toto Karaca. Ulan espri nasıl satılır? Ben bunlardan öğrendim, bunlardan. Sen kimi seyrettin lan? Da kalkmış komedi oynuyorsun şimdi. Kimi seyrettin? Kimi seyrettin? Nasıl satar o Toto? Nasıl satar o espri? Muzaffer Epküler. Diyelim ki tutmadı. Öyle bir döner ki gene. Öyle bir döner ki gene. İnadına ben bir gün Ali Farazoğlu dedi. Ali dedi ki çok kötü bir seyirci var Aydemir dedi. Perşembe. Kanlı Perşembedir. Hepsi buluşmuş gibi o gün gelirler. Ha, o deyim muhteşem. Ya buz kanlı dedi perşembe. Ne yaparsan yap. Ulan ne yapayım? Hakkımı ver, hakkıyı ne oynuyoruz? Ulan soyundum. Don atlet. Bu kulisten girdim. Bu koşarak öbür kulisten çıktım. Abi. Ali dedi ki devam. Ali dedi ki devam. Siz demek ki soyununca da başka bir şey ortaya çıkıyor. Ya abi, hayır, benim ses tarafımı da çok merak eden oldu, biliyor musun? Şimdi ben Ferdi Tayfur'la Adana'da programa çıkıyoruz. Kardeşimle altta komedi şey yapıyoruz. Ferdi de astrolojik. Bana da geldiler, dedi bir albay seni istiyor. Dedim. Şimdi alttan girecek, üstten seksle, zatle, eyvah. Korka korka gittim. Albay da bir laf. Ya dedi, seni tebrik ederim. Hayda. Hayrola, buyurun albayım. Ya sen de seks dersi veriyorsun dedi ya gençliğe. Dalga geçiyorsun sen seksle dedi ya. Ama bir şey daha söyleyeceğim şimdi. Adana'dan bir haber geldi, o çok iyi bilir. Aydemir'e seks çektirmeyin, seyirci gülüyor, tahrik olmuyor. Ha. O zaman dediler ki yanına bir jönal. Evet. Seksi, ona havale et. Şimdi ben ama amaç zaten buna güldürmek şimdi zaten ben tabii ki. Bir sonradan başka bir şeye dönüştü. Gazino'da bütün prodüktörlerle bir akşam yemek yiyoruz. Kadri Yurdatap vardı, Allah rahmet eylesin. Ya Aydemir dedi, şurada çekeceğin dedi 20-25 film. Küpünü doldurmaya bak, bundan sonra nasılsa. Kadri dedim, ölene kadar star kalacağım, ölene kadar başrol oynayacağım ve komedi oynayacağım ve dram oynayacağım. Evet. Sen dedim, kendi derdine yan. Maşallah. Kaçıncı, 150. filmim mi? İşte, evet, benim elimde çok uzun bir liste var. Pekala, sohbete daldık ama doğru sohbete daldık, sorun yok. Hemen bir kısa bandımız var, onu izleyelim programımızın başında göstermemiz gereken. 1970'li yıllarda siyasi gerginlik ve ekonomik kriz sinemayı da etkiledi. Yüksek vergi, maliyetler ve hayatımıza giren televizyonla birlikte sinema zor günler yaşadı. Hangi ticarete baksan kadın vücudu şehvet bulaştı. Evet. Romanlar açıklaştı. Evet. Sinema artistleri anadan doğma dolaşır oldu. Eskiden gazeteler baş sayfalara önemli kişilerin fotoğrafını asarken... Şimdi baldır bacak kapladı baş köşeleri beyefendiciğim. Söz temsili. Bu dönemde yurt dışından ucuz yolla seks güldürüleri ve macera türü filmler getirildi. Seyirci ilgisi artınca yerlileri çekildi. 10 ton daha su katacaksınız. Bu katılan suları müşterilere çaktırmayacaksınız.
Ne işiniz var orada beyefendi? Ankara'nın anlaşmalarını kaybettim de. İtalyan seks güldürüsünden esinlenerek çekilen türün ilk örneği 5 tavuk 1 horozdu. Başrolde Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısı Sermet Serdengeçti vardı. Türk sinemasının kimi zaman hatırlanmak istenmeyen, kayıp çağ olarak adlandırılan en acayip yılları artık başlamıştı. Soyunmanın ötesine geçilmeyen sahnelerde zamanla cüretkarlık arttı. İmalar ve argo dil en belirgin özelliğiydi. Geldi ulan, tutamam artık. Tut, tut Hasan. Yine karababam geldi. Fiziksel olarak güçsüz ama zekası ve kurnazlığıyla zengin burjuvaziye çelme takan halk kahramanları yaratıldı. Kocan gelmez mi senin? Gelmez. Onun da koynunda biri vardır. Ya. Çok kısa sürede yüzlercesi çekilen bu türde kült film olarak kabul gören bir film yoktu. Kartal Pendik Gittik Geldik, Horoz Gibi Maşallah, Tak Fişi Bitir İşi, Hasan Almaz Basan Alır gibi kimi film isimleri ve afişleri hatırlandı. Ve tabii oyuncuları. Aydemir Akbaş, Arzu Okay, Mine Mutlu, Zerrin Ege'liler dönemin en önemli isimlerinden bazılarıydı. Darbeyle birlikte devri kapanan bu türün filmleri ve özellikle kadın oyuncuları çokça eleştirildi. Görmezden gelindi, konuşulmadı, sanki unutulsun istendi. Türkiye'de cinselliğin toplumsal dönüşümünde bu yıllardaki seks filmlerinin katkısı olduğunu belirten isimler de vardı. Öyle ki kendisinden sonra gelen dönemin sinemasını da etkilemişti. Türk sinemasında değişimlere neden olan bir yanıyla bu eğlenceli dönem, bir tür cinsellik açılımı mı başlatmıştı? İyi düşünmeler. Evet. Bakan bir şey söyleyeyim mi? Buyursun efendim. Şu Yeşilçam, kusura bakmasınlar, biraz ceplerini düşünmeseydi, basit insanlar olmasaydı, diyorum ki ya kardeşim, soyma hemen kadını, acele ne? Çünkü adamın seç şeyi bu. Bir an evvel soyup işini bitir. Yahu yavaş ol. Eteği sıyrılsın, bir şey olsun, bir ön şey, hayvanlar bile yapıyor ön sevişmeyi, sen niye yaptırmıyorsun lan bana? Sen illa soyun, gir yatağa. Eğer böyle devam etseydi, bak, dünyada 5 şey değişmez. Seks, fuhuş, uyuşturucu, rüşvet ve biri daha. Bunları dünyadan kaldıramazsın. Hele seks. Mümkün değil. Ne oldu şimdi millet? Böyle oturuyorlar kafelerde. Affedersin, topağacına geldin mi hiç bu zamanlarda? Ya kimse bakmıyor, bakmıyor. Belediye memuru süpürüyor, o bile bakmıyor. Reçeli saklamayacaksın, koy çocuğun önüne, yemez. Şimdi Türkiye bunu yaşıyor ama şimdi Türkiye daha kötü bir duruma girdi. Çünkü gençlik nereye gideceğini bilmiyor. Nereye sarılacağını bilmiyor. Ne yapması gerektiğini bilmiyor. Boş. Var mı? Doğru mu? Sineman bile hala sinema değil. Tiyatron hala tiyatro değil. 70'li yılların tiyatrolarını düşün. Beyoğlu'nda galalara Kürtlerle gelinirdi. Parfüm çok kokardı. Evet, evet. Ağa caminin köşesinde inzibatlar dururdu. Bir tane tipsiz Beyoğlu'na giremezdi. Şimdi 30 milyon İstanbul. 30 milyon. 10 milyon kaçak. Bir odada 10 kişi yaşıyor. Ne kayıt var ne kuyu var. Evet. Peki, şimdi 70'li yıllarla ilgili biraz notlar alalım ki bu program sohbetin ötesinde de bir başvuru programı haline gelebilsin. Çünkü bundan 10 yıl önce yaptığımız program çok fazla izlenmişti. Ve o dönemde de tabii ki içinde verdiğimiz bilgiler nedeniyle de bir işe yaramıştı bu programların amacımız bir işe yaraması. Şimdi 1970'te sinema sektörü yılda 200'ün altına düşmeyen bir üretim döngüsü içerisine giriyor. Sinemacılar dönemi son buluyor. Yeni genç Türk sineması ortaya çıkıyor. Yine aynı yıllar bunlar. Ömer Kavur, Zeki Ökten, Şerif Gören gibi genç yönetmenler. Tarık Akan, Kemal Sunal, İlyas Salman, Şerif Sezer, Zeki Alasya, Metin Akpınar, Gülşen Bubikoğlu, Müjde Ar, Necla Nazır, Perihan Savaş gibi önemli oyuncular da sinemaya giriyorlar.
Sadık Şendil'in senaryoları, Cahit Berkay'ın film müzikleri yine bu dönemde ortaya çıkıyor. Aynı dönemde yine 70'ler içerisinde Arzu Film, Ertem Eğilmez ekolü var aslında. Burada da Münir Özkul, Adile Naşit, Şener Şen, Ayşen Guruda, Halit Akçatepe, İhsan Yüce gibi karakter oyuncularının da altın çağları. Ama özellikle 70'lerin ikinci yarısından 80 darbesine kadar olan dönem, tabii ki burada da erotik komediler, abartılı maceralar ve arabesk filmler öne çıkıyor. Yani aslında 70'ler sinemamız için o kadar bereketli ki. Evet. Yani 70'lere bakıldığında para var diyorsunuz. Para. Kapılar kırılıyor, bilmem neler kırılıyor. Yeşilçam tekrar ya Yeşilçam filmlerini sinemalar takmıyordu işte. Burada bunun tarihi var ya. Soracağız abi. Takmıyorlardı kardeşim. Ya git dön aile film. Bak Adana'da oturuyorum işletmecinin, en büyük işletmecinin odasında. İsim vermeyeceğim. Telefon açıyor İstanbul'a. O Müjdar Allah'tan bir televizyon programında kendi söyledi. Cam sahnesini, araba cam sahnesini yollamazsanız filmi yollamayın diyor adam bana. Müjdar bunu bir helal olsun. Erkek kadın bir programda söyledi. Biliyorsun kafasını şoföre sokar, camı kapatır. O sahneyi biliyorsun. Onu istiyor. Hem de isteyen isim vermiyor. Yollamayacaksan o parçayı filmi yollama diyor ya. Bu nedir? Anlatsana bana bunu. İffet filmindeki bir sahne. Buyur, orada sevgilisiyle bir pikniğe gidiyor işte genç adam. Müjdar sevgilisini oynuyor. Sonra yolda arabayı durduruyor. Ondan sonra sevgilisini dışarı çıkarıyor derken o camdan içeri bakarken camı yukarı kapatıyor. Kadının kafası sıkışıyor. Sonra adam da arabadan inip işini hallediyor ve bu arada mesela bütün o seks furyası, seks komedilerinde bu kadar cüretkar bir sahne yok. Çok enteresan bir sahnedir o. En şey, bana göre klas bir. Bana göre klas. Evet. O sahne mi? Evet. Bana göre klas ve tahrik edici. Şimdi tabii orada tahrik edici bir olay var ama İffet'ten bahsediyorsun yani. Kartal Tibet'in çektiği filmden bahsediyorsunuz. Bir kere o pozisyonda hiçbir şekilde bir cinsel ilişki kurulamaz. Bu mümkün değil. Orada bir abartı var. Ama tahrik edici muhakkak bir yerde esasında. Müjdarlı neydi? Faruk Peker. Ama müjdenin yapması da Müjde Hanım tahrik edici olmasın. Bazen de oyuncular bunu başarıyor. Gayet zaten bugün Türk sinema tarihinde gerçek erotizm denen şeyi Müjdar getirdi sinemaya. Tabii o sahne var ya. O sahneyi o güne zaten bir şey söyleyeyim mi? Seks yani kadın cazip değilse, güzel değilse hikaye. Ancak o bizim zavallı işte bazı oyuncularla çekilen şeyler olur. Ama Müjdar yaptığı zaman işte değerli oluyor. İşte güzel oluyor, güzel oluyor ve çirkin olmuyor. Çirkin olmuyor, bravo. Erotik sinemanın militanı. Çirkin olmuyor. Pornografik olmuyor. Hayır. Hayır. Evet. Peki, sonra biraz daha tarihten notlarla devam edelim. Sonra tabii ki bu yani bereketli 70'ler sineması içerisinde bir yandan bazı yapımcıların hoşuna giden bir şey var. B tipi filmler deniliyor, işte B tipi maceralar ve seks güldürleri, avantür macera filmler. Sonra bu filmlerin benzerleri Türkiye'de çekilmeye başlanıyor diyor. Şimdi doçent doktor Özgür Yaren'den bu. Yakın tarihte Birikim Dergisi'nde böyle bir şey yazmış. Fakat tabii burada bu akademisyenin bakışı bana sorarsanız biraz sığ bir bakış. Çünkü yani o dönemde İtalyan seks komedileri efendim işte B film gibi tasavvur edip onları da bunları aldılar buraya getirdiler de bunların benzerlerini çektiler değil mi? Arkadaş yanlış biliyor. O öyle değil. A grubu var, B grubu var. Şimdi bunu daha iyi anlatır. A grubu Türker İnanoğlu'nun çektiği grup, B grubu Nami Dilbazlar falan filan yani işte. Bizim lokomotifimiz İbrahim Tatlıses, buranın lokomotifi Kadir veya bilmem kim. Evet, anladım. Bu iki grup, biri aile sineması ismi koydular, birinde de seks komedi filmleri ismi. Ama parayı götüren kim? Hasılatı toplayan kim?
Burası. B grubu. Tabii. Peki. Şimdi biraz daha devam edelim. Bir de sansür aşaması var. Bu sansür de o zaman tabii herkes sansürden bahsediyor. Elimdeki notlarda şöyle diyor, size de aktarayım. Önce senaryoyu gönderiyorsunuz. Sonra film bittikten sonra filmi sansür kuruluna izlettiriyorsunuz. Sansür kurulunda da hiç sinemacı yok. Polisler var, askerler var. Sansürden kurtulabilmek için şu yöntemi kullanıyorlar diyor elimdeki notlarda. Filmi kısa çekiyorsunuz. Belli sahneleri gösterim esnasında filme ekliyorsunuz. O eklenen sahneler İsveç ya da Alman filmlerinden bir takım sahneler oluyor. Sonra böyle bir ilk defa duyuyorum bu bilgiyi elimdeki notlarda. İşte birileri yazıyor sonradan bunları. Ben bizzat tanıyayım. Bu yanlış. Tanıyayım. Yanlış. Blok seks yöntemi diyor. Buna ne demekse bu? Parça. Blok seks parça. Blok seks mi deniliyor mu? Evet, blok seks parça. Zaten yollayamaz ki onu. Film gösterimi esnasında film durduruluyor. Arada 10 ya da 15 dakikalık bir porno gösterimi başlıyor. Aniden bir baskın filan olur diye ondan sonra hemen duruluyor ve normal filme dönüyor. Bir süre sonra, şimdi bu yine Özgür Yaren'den. Bu Özgür Yaren bey ya da hanımefendi, ben tanıyorum. Sen tanıyor musun? Ondan sonra bu böyle bir tabii yakın tarihte, bu 2018'de kaleme aldığı bir şey bu. Saçma. Ama genç bir akademisyen. Olabilir. Şimdi yani bilmediği için ben bütün bu parçaları ve filmleri izledim şahsen. Doğrusunu söyleyeyim. Bir kere her filmin sonuna polis el koyar. Bu polis sahnesi çekilir. Yani polis varsa halledilecek bir problem. Polis yakalar, bilmem ne yapar. İkincisi rüya sahnesi konur. Bu film bir rüya. Uyanır. Ayrıca film öyle kısa falan çekilmiyor. Biz normal 32 kutuyla filmi bitiriyoruz. 32 kutuyla bitiriyoruz. 90 dakika mı 80 normal film. Ondan sonra işin kıyameti, beni sansüre çağırdılar. Kalktım gittim Ankara'ya. Niye çağırdılar? Sizi niye çağırdılar abi? Beni merak etmişler. Ya, meraktan kimdir? Çağırdılar. Ulan alo, beni gördüler ne dediler biliyor musun? Ulan sen düzgün adammışsın dediler. Niye bunu yapıyordun dediler, böyle yürüyordun. Dedim anlamadınız mı niye böyle yürüdüğümü? Dalga geçiyorum dedim ya. Kimlerle? Üçlülerle. Dalga geçiyorum. Yoksa şey mi zannettiniz dedim. Sen bayağı düzgün adam. Sonra sen, abicim film normal çek. Bak şimdi bazı filmler var artık, onları sinemadan saymak mümkün değil. 1000 lira verip set işçisine parça çekil. Biraz evvel anlattım iki kadının işi ne diye. Evet doğru. İşin bir süre sonra cılkı çıktı. Evet. Onun için işsiz kaldık biz ya. İşsiz kaldık. Film çekemiyorduk. Bir süre çekemedik. Ya benim karım hastanede rehin kaldı ya. Parasızlıktan. Çekemedik. Şaka değil. Sonra eğer bak adam gibi bu prodüktörler açgözlü olmasaydı, adam gibi senaryolar çekil yapılsaydı, adam gibi o erotik sahneler Müjde Ar'la bilmem kimle yapılsaydı, bugün seks komedi filmleri hala olsa bunların da bir tanesi Yeşilçam'ı bilen göremezdi. Ya da ayak uyduracaklardı. Zaten bunlar giremezlerdi. Çünkü de, bunlar halkın tipi. Bu arada değil. Biz bunları tabii ki bizde de yani dönüyoruz işte lanetliyoruz falan. Ben tabii ki hiçbirimiz bilmiyorum ama akademik olarak bilinebilir yani. Mesela İtalyanlar aynı döneme nasıl bakıyorlar acaba? Hiç böyle bir günah çıkarma şeyleri yok. Bizim enteresanlığımız şu, dünyada bunu yapan iki tane, yani halkının büyük çoğunluğu Müslüman olan iki ülke var. Bir Endonezyalılar var, onlar da böyle bir özellikle istismar sineması falan. Onlar işi bayağı ileriye götürüyorlar. Hapishanede böyle kadınlar, onlar tecavüze uğruyorlar, ediyorlar falan böyle işte... cesetlerin parçalandığı çok acayip filmleri var. Bizdekiler daha masum komedi filmleri. Bir de biz varız. Bizden başka örnek yok. Biz bir şekilde geçmişle dönüp hesaplaşmaya çalışıyoruz ve işte bu VTR'de de izlediğimiz sıkıntı ortaya çıkıyor. Bu işi hep kadınlara fatura ediyoruz, yani kadın oyunculara. Yani erkek oyuncular sonra bir şekilde tekrar işlerini yapmaya, alkış almaya, tiyatroda oyun oynamaya falan devam ediyorlar ama kadınlar bir şekilde dışarı itiliyor. Bu arada erkek oyuncular Aydemir abi gibi, Ali Poyrazoğlu gibi, Aziz Nesin oynuyorum. Mete İnseler gibi oyuncular da özür dilerim şeye devam ediyorlar. Tiyatro yapmaya devam ediyorlar. Hatta tiyatroyu finanse ediyorlar. Patronluğu yapıyoruz. Yani bir yandan o var. Çünkü aynı dönemde televizyonun da
tiyatro seyircisine bir etkisi hayatım, var. Hayatım Yaşar Kemal oynuyoruz. Erol Toy oynadım ben İpteki. Evet, Erol Toy gibi bir adamı oynadım. Evet. Türkiye'ye Erol Toy'dan haberi yok. Türkiye'nin en önemli insanlarından biri, romancılarından biri. Biz onu oynadık. Yani şimdi bunlar, bu para gözlüler ya da bulaşık... Kediye... Belki bahsetmeye bile gerek yok Aydemir abi. Çünkü bu bahsettiğiniz kişileri zaten kimse tanımıyor ve hatırlamıyor tabii ki. Biz, yani şimdi bunlar suçu benim en çok ağrıma giden... Bunlar bizi tahtımızdan indirdi. Ne demek ulan bu tahtımızdan indirdi? Öyle bir şey yok. Ulan bir de bir aynı, şey aynı dönemde Amerikan sinemasında da Afrikalı Amerikalıların yine onlarda da 70'ler bereketli bir dönem. Yeni dalga sinemacıları geliyor işte bu Gene Hackman'ın French Connection'ıyla bilmem neyle filan bunların Oscar alması. Ve o dönemde yalnız daha sonra şeyin böyle bir saygı duruşu var. Tarantino'nun neydi o kadıncağıza bir filminde oynattı, başrol verdi. Şey diyorsunuz siz, zenci kadını, Pamela... Pam bir şey, evet. Aha. Mesela o kadın... Foxy Brown filmin adı. Evet, ve o kadının da içinde bulunduğu bir dalga var. Onlar da komedi değil, İtalyanlar gibi komedi değil ama siyah polisiye seks... Black Plotion dedikleri bu yani siyah sinemasının Black aşırı Potion, evet. Black Plotion dedikleri şey. Evet. Bizde mesela seks furyası. Onlarda bu, da bir uzun tabii, bir seks furyası var ve şimdi o afişler zaten kült bir şekilde bütün dünyada dolaşıyor. Evet. O dönemin erotik maceraları, Okan, siyah erotik maceraları. Okan Bey bütün dünyada olan yani, şey ne, şu. Neydi o dünya çapında bir karı vardı İtalyan. Neydi uçakta? Uçakta sevişen. Silvia Kristel mi? Fransız o. Ya Fransız, kim olursa olsun ya. Hollandalı bir... Ya neler Aydemir çektiler abi, ya. Kadının ismini hatırlamıyorsunuz. Nerede seviştiğini çok iyi hatırlıyorsunuz. Yani. Bu ama hepimiz böyle yaparız aslında. Evet. Bütün dünyada olan şey şu, bu filmler bu... Ben bunu özür dilerim sözü. Ben sonra bunu biliyor musunuz ki bir programda hava yollarından gelen... hostes, pilot, kabin amiri, yer görevlisi kişiler böyle bir program yaptık hava yolları ile ilgili ve ben bu soruyu söylediğiniz şeyi bizzat sordum. Dedim ki uçmak, uçağa binmek filan bunlar tabii ki şunlar çok memnunuz bu arada onu söyleyeyim. Yani artık memleketimizde herkes uçağa binebiliyor. Eskiden işte parası olan uçağa binerdi. İşte parası olmayan otobüse binerdi filan gibi ya da uçaktan korkan otobüse binerdi öyle kısıtlamayalım. Ama ve lakin uçak her zaman çok lüks bir tabii. ulaşım aracı evet. ve oraya işte uçağa giderken güzel giyiniliyor bilmem falan. Şimdi bunlara dedim ki bu uçmakla ilgili görevli insanlara dedim acaba niçin 70'lerden sonra 80'lerden sonra niye hiç uçakta geçen erotik ya da pornografi film çekilmiyor? Bilmiyoruz dediler. Niye çekilmiyor? Niye dedim çekilmiyor ya? Hele hele 2000'lerden sonra hiç çekilmiyor. Dedim şeyde çekilmeye devam ediliyor. Trende. Tren primitif, arkaik, eski bir ulaşım aracı bir yandan baktığında. Korsan çekiyorlardı herhalde. Yani. Kimse uçakta çekilmiyor. Çünkü uçak artık herkes için bu özellikle... 9-11 meselesinden sonra herkes için Amerikalıların bütün dünyaya bastırdığı, empoze ettiği kontrollerle beraber işte şu kadar mililitreden fazla parfümün mü var, su şişesi mi var onu da at, seni bütün deliklerine kadar arayayım meselesine girdikten sonra o kadar stresli ki uçak, kimsenin aklına seks gelmiyor uçakta. Uçağa binmek söz konusu olduğu zaman hepimizin aklına sadece stres geliyor. Bir, uçmak zaten stresli. İki, zaten bu yerden uçağa gidinceye, uçak kalkıncaya kadar olan kontroller zaten insanlar için uçağı cazip bir iş olmaktan çıkardı. Kesinlikle. Dolayısıyla bir yerde insanın aklına seks gelebilmesi ancak o şeyin rahat olması, ferah olması, insanın kendini rahat hissetmesiyle ilgili. Bizim 80'ler... Ama tabii saklılık da gizlilik de çok şeydir. Yakalanma korkusu da evet. sekste.
Evet. Önemli şey. Ama uçakta patlama korkusuyla yakalanma korkusuyla alakası yok. Seksin şeyi evet, de odur evet, yani. Bizim 80'ler filmleri o yüzden hep yatlarda, kotralarda. Evet, yatlarda geçer. Peki, devam ediyorum bilgilere. Daha sonra bu Emanuel'ler geliyor. Ha işte Emanuel. Ha işte şey o. Neydi o? Silvia Kristal. Evet, Emanuel. Asır şeyde oturan Emanuel evet, miydi? Evet. Evet. Şimdi bu tabii 80'lerin de galiba ama Emanuel 1 galiba 70'ler sürecinde. 70'lerdi. 2, 3, 4, 5'ler çıktı. Onlar 80'ler olması lazım ya, değil mi abi? Televizyon macerası da var onun. Evet. En son Emanuel uzayda diye bir televizyon dizisi bile yaptılar. Evet. Öyle mi? Evet, evet. Zaten bu buyursunlar efendim. Atlas sinemasında ilk esasında en önemlisi birinci çekilen filmdir Emanuel'in. Silvia Kristal'in oynadığı. Şimdi Atlas sinemasında 7. haftamı falan oynuyor. Fakat esasında kadınlar da bu filmi seyretmek istiyorlar. Kadın seyirci. Ve çok önemli. Fakat hiçbir zaman bizim kadın seyircimiz erkeklerle aynı şeyde seyretmek imkansız. Yani tacize uğrayacaklar falan filan bir takım şeyler olacak. Bunun üzerine bunlar toplanıyor. Sinema müdüriyetine müracaat ediyorlar. Tamam mı? Ve bu müracaat ediyorlar ve cuma günleri 2.15 sanıyorum ve kadınlar matinesi yapılıyor. İlk defa Türk sinemasında bir erotik film. Diye. Nerede? Hangi sinemada yapılıyor bu? Atlas sinemasında. Atlas sinemasında. Beyoğlu'nda. Evet. Sonra şunu gösteriyor. Esasında bu tür filmleri sadece erkekler değil, kadınlar da izlemek istiyorlar. Ancak tabii ki o filmde farklı bir olay var. Ama o Jaskin yönetmen, filmin yönetmeni o kadar güzel çekmiş ki filmi. Üstelik Silvia Kristal de güzel bir kadın yani. Hollandalı, işte güzel kraliçeli seçilmiş falan bir kadın yani. Onun için rahat seyrediyorlar. Ama orada öyle çok kadını aşağılayan bir tavır yok. Yok. Kesinlikle böyle bir olay yok. Ve gayet güzel çekmiş. Ondan sonra soft ışıklarla. Ve kadın orada bir ilah gibi gözüküyor ve hiçbir zaman kadınlar rahatsız olmuyor. Onun için şunun için söylüyorum bunu bir yerde. Bizdeki yapılan filmler kadınlar hep aşağılanıyor. Bu çok acı bir olay. Şu an bile dövülüyor yani, dizilerde. Dövmeler bilmem neler ondan sonra bir de hiçbir zaman bu Türk sinemasında oynayan kadınlar çok güzel yüzlü kadınlar var. Mesela ne bileyim ben bir Zerrine geldiler. Çok enteresan bir yüzü vardır. Çok güzel dudakları değişik gözü mezü yerinde bir kadın. Ama buna rağmen vücut yapıları bu tür filmlere müsait değil. Onun için bizim yönetmenler de zaten bu tür filmleri iyi çekemiyorlar bir yerde. Çünkü bilmiyorlar. Kadın seks sahnesi çekmesini hiçbiri bilmiyor. Çünkü kadın kendi bacağını, seks hayatı rezalet çünkü. Kadın bacağını gösterebilmek ayı, bile ayı. Çekemiyorlar. Ayı. Onun için soy gir. Burada özür dilerim. Aydemir abi sözünüzü kestiği için söylüyorum. Hakikaten burada tabii ki yönetmenin de gustosu önemli. Nasıl bir hayatı var? Ya onun için yönetmenlerin işte sanat bilgisi, hayat görgüsü, birikimi. Hatta patronu. Hatta patronu. Evet. Buyursun efendim. Tabii devam. Yani bugün tabii ki bu işi yapan bir ne bileyim çok iyi bir şekilde yapan yönetmenler de var. Örneğin mesela bir Atıf Yılmaz, bir Mete Deksan. Evet. Ve bugün Türk sineması tarihinde de bu erotizm denen bir kere seks filmleri diye bir yani seks furyası var ama bizim yaptığımız o filmler seks filmleri değil, seks komedileri. Onun da sebepleri var sansür nedeniyle, onu sonra anlatacağım. Burada en iyi kullanılan bir erotizm olarak en iyi kullanılan oyunculardan bir tanesi önce Leyla Sayar'dır. Leyla Sayar evet. Türk sineması tarihinin en güzel kadınlarından biridir. Evet. Vücut olarak yani ve Lütfü Akat dahil, Metin Aksan dahil bu kadını çok iyi kullandı. Mine Soley var. Ya onlar, o ayrı bir olay onlar. Şimdi ve bunun dışında da bir müjdar esasında çıktı. Erotik sinemanın gerçek olarak çok iyi yönetmenlerle film yaptığı bir yerde. İşte odur yani esas. Bir de az önce bu akademisyenin okuduğunuz bir şey okudunuz. Orada tamamen yanlışlıklar var. Şöyle bir olay. Ben onun gerçeğini yazdım hep. Şimdi baskınlar sırasında şöyle bir olay var. En çok bu lüks sinemasında ve rüya sinemasında evet, yapılıyor. İkisi. O sinemanın sinemada şeyinde iki tane makine vardır. Bir tanesinde parçalar var.
parça film var. Bir tanesinin normal film var. Ancak polis baskınlarında, birdenbire düğmeye basılıyor, normal film devreye giriyor ve parça film devreden çıkıyor. Evet. Onun için bundan dolayı bunlar kurtulmuşlardır. Yani böyle bir baskınlar oluyor gerçekten de öyle. Ve bu arada da zaten bu İstanbul'da bu filmleri en şeyi gösteren bir Güneş Sineması vardı Aksaray'da. Bu sinemaya Eskişehir'den ve Bursa'dan film seyretmek için geliyorlardı. Niye geliyorlardı buraya? Çünkü Bursa'da ve Eskişehir'de parçalı filmler oynamıyordu. Ancak burada parçaları takıyorlardı. Mesela ne bileyim öyle film oluyor ki işte manken bir hanım vardı. Neydi? Futbolcuyla evlendi ya şöyle. Bahar. Bahar Erdiniz. Mesela Bahar Erdiniz'in öyle bir şeyi yok. Bir bakıyor Bahar öpüşme sahnesi gelince hemen araya başka bir vücutlar giriyor. Bunu da o vücutları oraya ekliyorlar işte. Blok seks denilen olaylar bunlar. Yani evet, böylece yıllarca bu devam etti. Ama sonrasında şöyle devamı şimdi, da yani parçada bir de başka bir parçaya geçiyor. Tamamen alakasız. Ben şahidiyim. Evet, evet. Benim ergenlik dönemimde. Evet. Artık yani buna bile gerek yok. Yani o bir saattir seyrettiğim oyuncu da değil o parçada oynayan. Adam şöyle demek. Evet, ama bugün bizi izleyenler, şu anda bu programı izleyenler eğer bu dönemden bu parçadır, şudur, budur ne olduğunu tabii hiç duymadılarsa, bilmiyorsa şimdi nasıl şaşıracaklarını tahmin edin. Şimdi elimizde, cebimizdeki akıllı telefondan işte eğer bazı internetteki işte şuraya girilemiyor, buraya girilemiyor meselelerine karşın VPN yoluyla istediğin siteye, istediğin şeye elinden ulaşıyorsun. Şimdi siz ne anlatıyorsunuz? Aksaray'daki bir sinemaya adamın. başka bir şehirden kalkmış gelmiş de orada parçalı bir şey. Ama bir şey söyleyeyim mi? Yani. Çok merak var. Bak bir şey daha. Haklı. Ama şunla karıştırmayın. O yazlık sinemalar var ya. Evet. Bazı kadınlar yani tanıdığım ne derler diyor ki açık ya apartmanlarda var evet, ya. Evet. Apartmandan seyrederler. Evet tabii ki. Şimdi yalnız şunu unutmayalım. Böyle anlattığımız işte parça koymak, şunu yapmak, bunu yapmak gibi hadiselerin aslında bizim konuştuğumuz erotik komedi, seks komedisi diyeceğimiz dönemle hiçbir alakası yok. Yok. Hiç çünkü bu bazı sinemacılar bunu istismar etmişler. Efendim işte bazı filmlerin içine başka yabancı filmlerden parçalar koymuşlar. Bizle alakası yok. Ama bütün bu işlerin hepsi seks başlığı altında alındığı için bir takım insanlar bunu böyle sanıyorlar. Konuşma. Dolayısıyla işin ucu o dönemde işte Aydemir abinin hemen başında ne güzel anlattı. Oyuncu olarak girmiş bu erotik komedilerde oynamış insanlara kadar dayanıyor dolayısıyla. İşte. Halbuki alakası yok. Hiçbir şekilde yok. Şu anda ben Nuri Bilge Ceylan filmi mesela bir okulun yanında. Ben de Galatasaray Lisesi'nde okudum. Evet. Ben Beyoğlu'nda hangi sinemada, hangi filmin arasına parça konuluyordu biliyorum. Biliyorum. Haber geliyordu. Diyor ki işte bilmem hangi sinema. Evet. Efendim şu seansında parça koymuş. Hadi bakalım bütün herkes toplanıp o sinemaya gidiyorduk. Şimdi bugün canın isterse Nuri Bilge Ceylan'ın Mayıs Sıkıntısı filminin içine de bir parça koyarsın. Seyredenlere de iyi gelir. Yıkılır. Mayıs Sıkıntısı da çok durağan bir filmdir. Evet. Yani iyi de gelir. Yıkılır parça koymak arasına. Zaten yani, bir şey söyleyeceğim. Yani bu kimin filminin arasına? Tabii ki kimin filminin arasına parça koyacak? Alo. Aydemir abinin filminin arasına parça koyacak. Hayır, alo. Bir dakika. Fatma Gire'ye kondu. Türkan kondu mu? Herkese kondu. Ya ama bir dakika oraya parça konulamaz. Çünkü o filmin seyircisi böyle bir beklentiyle gitmiyor ki. Yurt dışında, duyuluyor sonra. Yurt dışında ama susuz parça yaza var. Koydular. Susuz yaza mı koydular? Evet. Ya, parça susuz var deniyor. Susuz yazda tabii şöyle oldu. Onu filmin yapımcısı Ulvi Doğan ve aynı zamanda başrol oynayan oyuncu. Bunu zaten kaçırarak götürdü. Götürdüğü zaman orada bir Annette de Haven diye bir kadın sanıyorum ben. Bu porno yıldızıdır. Onun üzerinde fakat tabii biz o parçayı görmediz mi bilemiyoruz. O değil mi diye ama öyle bir olay var. Erol Taş Hülya Koçyiğit'le Ulvi Doğan'ı sevişirken röntgenliyor şeyden. Evet. Orayı kesiyor ve Annette de Haven'le çekilen sahneleri oraya ekleme yapıyor. Niye? Hülya Koçyiğit
Hülya Koçyiğit altına şey işliyor şey yaparken yani. Ama Hülya Koçyiğit zannediyor. Hülya Koçyiğit zannediyor yani şey o seyirci o zannediyor halbuki başka bir kadın o. Yani böyle çok işte bir sürü işte şey için de yaptılar. Bahar'ın için de aynı şeyi yaptılar. Başkalarının için de yaptılar aynı şeyi. Yapıyorlar böyle. Hatta halbuki, ben bir beyanat verdim. Bugün gören biri varsa gelsin 5.000 lira vereceğim. Tabii. Dedim. Buraları tabii hep bir yani esasında ama onu da öyle bu laf bazen işte bu lafları biplememek lazım. İşte esasında sıkı mı dışarıda böyle bir şey yapsınlar? Evet, dava açılabilir. Öyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir imkan var mı? Ya. Sonra filmlerin isimleri değiştiriliyor. 10 sene çalışmasını yani, aldığın şeyle parayla. Ne bileyim ben bakıyorsun Dam Budalası diyor. Dahi at oradan ne olacak? Artık öyle bir hale geldi ki bu bir duvar edebiyatı haline geldi. Sinema evet. Duvar bak, edebiyatı. Bak şimdi söyleyeyim mi? Ben bir isimler geçti değil mi? Hiç öyle bir isim koymadım. Yüzme bilmiyorsan ne isim var ağaçta? Ağaçta. Ağaçta da çıktın ama sen ağaça tabii. Ağaca çıktım, incir ağacında. Ama yatak. Peki, kısa bir kısa bir ara hemen dönüyoruz. Hanımlar beyler, Muhabbet Kralı Türk sinemasının en eğlenceli yılları konusuyla devam ediyor. Konuklarımızı biliyorsunuz Aydemir Akbaş, Osman Cavcı, Murat Dolgaşen ve Agah Özgüç'le konuşuyoruz. Tabii biraz konuyu dağıtıyor gibi oluyoruz. Çünkü en eğlenceli yıllar diye 70'li yıllara baktığımız zaman tabii ki aynı yıllardaki Arzu film akımından, aynı yıllardaki politik sinema akımından, aynı yıllardaki bizim şu anda ele almadığımız ama bir yandan da konuşmaktan da geri duramadığımız erotik sinemanın da istismar edilmiş filmlerinden mutlaka söz etmek gerekiyor. Ama hemen öncesinde Murat Tolgaşen'in aradaki uyarısını hemen dikkate alıp söylemek gerekiyor. Şu anda bizimle burada lütfetti geldi. Aydemir Akbaş abimizin bir özelliği var. Acaba gençler bunu ne kadar biliyorlar? Lütfen söyle. Şimdi işte programın başında söylemiştim. Hudutların Kanunu'nda Aydemir abiyi izledim, çok beğendim diye. 69 yapımı bir film. Sene 2019. Aradan geçen 50 sene ve hala sinemada aktif olarak görev alan bir oyuncu kendisi. Hala filmlerini izliyoruz. En son Netflix'te Col Pacino 3'ü izledim dün akşam. Yeşilçam'dan bugüne gelen çok az oyuncu var. Hatta yok gibi bir şey. Aydemir abi bu konuda bir müstesna. Yani oyunculuk görevini 50 yıldır bilfiil ve daha fazla aslında sürdürüyor. Ve emekçi olarak sürdürüyor. Evet. Yani hani birileri gidip de Aydemir abiye aman abi şeref ver filmin bir yerinde görün de bizle işte sana bir saygı duruşunda bulunalım filan diye değil. Yani Aydemir abinin o rolü oynamasına ihtiyaç olduğu için, gişe içinde Aydemir abiye ihtiyaç evet. olduğu için tabii ki o arkadaşlarımıza da teşekkür evet. ediyoruz burada. Yani bir yandan hakikaten bu kadar güçlü bir oyuncunun farkında olmak var. Bir de olmamak da olabilirdi tabii ki. Bugün hı desem senede 10 filmle oynarım. Misafir konuk. Oynamayacağımı bildikleri için şey yapmıyorlar. Ya çünkü eskiden abi çok... Abi misafir gibi oynamıyorsun ki. Misafir gibi oynamıyorsun. Hani bir göründü göründü hayır, değil. Bayağı ki, oynuyorsun ya. Hayır. Ya Kemal rica etti Sunal. Biliyorsun Atla Gel Şaban'ın senaristi benim. Evet. Ona ha. çünkü Yahya abi çağırdı. Ne olur dedi Aydemir bir senaryo Yahya abi verir misin Kemal'e dedi. Vereyim abi dedim iki tane vereyim. İki tane verdim. Atla Gel Şaban. Dün akşam gene oynadı Kanal 7'de. Hmm. En çok çalışan filmi. Evet. Ben iddia ediyorum daha bugüne kadar öyle güzel bir komedi senaryosu yazılmadı. Hmm. Benim hepsi orijinal. Ya İbrahim Tatlıses benim kara gözüme burnuma şey olmadı. Orijinal senaryo yazdım ben İbrahim'e. Hmm. Bende çalma yok, çırpma yok. Orijinal. Hmm. Orijinal. Ya rahmetli şeyin Haldun Taner'in bana bir lafı vardır. Aydemir masada oturup şey yapma. Bir şey yazmaya çalışma. Sokağa çık. Etrafına bak. Bu okuyucu mektupları var. Adam diyor ki başıma tuğla düştü. Sürünüyorum bilmem ne. Onu yaz diyor bana adam. Hmm. O yoldan çıktım ben. Bu Said Faik gibi. Hayata gir ya. Hayata gir. Evet.
Şimdi onu bir de işte o albay söyledi bana ilk defa. Ya dedi sen seksle alay ediyorsun dedi ya. Sen seksin ne kadar önemsiz bir şey olduğunu anlatıyorsun dedi ya. Doğru. Ya karıyla öpüşmüyorsun dedi lan. Evet. Mahsus. Dedim ki ben hiçbir zaman seks sahnelerinde öpüşmeyeceğim ciddi ciddi. Bir sululuk yaptıracağım. Çünkü o zaman adamın beyninden ben seksi atıyorum, işi komediye döküyorum. Bravo. Ve bunu bilinçli olarak yaptım. Ben hiçbir şöhretli kadınla film çekmedim. Bir tek arzuyla çektim. Evet. Ben dedim ki ben oyuncuyum ulan. Ben oyuncuyum. Benim karının baldırına maldırına ihtiyacım yok. Ama mecburen bana üçüncü sınıf, ikinci sınıf, dördüncü sınıf şey getiriyorlardı, oyuncu getiriyorlardı. Bir tek Mine Mutlu'yla küçük bir rol oynadım Nami Dilbaz'ın hatırı için. Bir de Arzu'yla ilk filmim. Bir şarkı filminin beraber çektik. Hep kadınla oynamaktan kaçındım. Ama istiyor da seyirci o işi. İşte girersin hastaneye, bir hemşireyle lılıp yaparsın, bilmem ne yaparsın, bilmem. Biter o iki dakika, üç dakikadır. Ben dedim komedyenim ulan, komedyenim, oyuncuyum. Ama sadece Aydemir abi değil tabii ki burada Ali Poyrazoğlu'ndan da söz etmek gerekiyor. Hepsi aynı şeyi direndiler. Evet. Rahmetli Mete İnselel'den de söz etmek gerekiyor. Benim ismini siz de ilave edin bana. Yani bu zaten ilk açan Mehmet Mete'dir. Evet. Yani burada bu oyuncuların guya seks filmi deniliyor fakat bu oyuncuların seks sahnesi bunları yok. Ya komedyenle, ya bir seks sahnesini de gördüm bir lılılılılım yapıyoruz ya. Evet. Bunu da en iyi şeyden anlayabiliriz. Şimdi bu filmler YouTube'da yayınlanıyor şu anda. Evet. Bu abartılı olan sahneleri kesilerek. Pardon, şu an bütün filmlerin kaç senedir gece sineması var ya bir gece, hepsi oynuyor. Evet. Gündüz seansında da mesela Lodos düştü. Artık o bir kanal var, orada oynaya oynaya artık eskidi herhalde. Evet. Söylemek istediğim şu, yani bu filmler mesela o sahneler olmasa da izlenebiliyor. Evet. Komik, güldürücü, oyunculuk aynen, var. Aynen, aynen, aynen. Keyifli hala. Peki, hemen Agi abiye dönüyoruz. Şimdi bu 70'lere gelirken 60'larda ne oluyor? Şimdi tabii esasında 60'lara bakarsanız Türk sinema tarihinin en yani altın yıllarıdır her bakımdan. Şöyle ki, mesela size bir rakam vereceğim, şaşıracaksınız. Yani mümkün değil diyeceksiniz ama mümkün, mümkün. 1967'de sadece İstanbul sınırları içindeki sinemaya giden seyirci sayısı ne kadar biliyor musunuz? Yerli ve yabancı dahil olmak üzere 50 milyon seyirci, 50 milyon küsür. Bu şaka değil. İstanbul'un 1 milyon 800 bin nüfusu var 67'de. Onun için yani bu rakam bile bunu göstermiş oluyor. Bu gerçek çünkü. Şu an yıllık total yani, 40 milyon yani falan. Yani şu anda bütün ülke. Bütün son 2000 işte ne bileyim 18'de veya 17'de bütün Türkiye sınırları içinde sinemaya giden seyirci sayısı 50 milyonu bile az geçmiştir. Bakın bütün Türkiye'de 80 milyonluk ülkede ve bu da ne bileyim bir havalam sınıfının o tür filmlerin nasıl iş yaptığını kimse bilmiyordu esasında. Çünkü bu rakamların ancak 1989'da Amerikan majörlerinin yani Fox ve Universal şirketlerinin burada bürolarını açmaları nedeniyle bütün bu şeyler altına alındı. Kayıt altına alındı. Kaldı ki ve o dönemde bir sinemanın müdürü her gün, her gece saat 9'da kasadan paraları topluyordu, hemen gidiyordu, pavyona giriyordu. Yani bunun denetlemesi mümkün değildi yani. Onun için 60'lı yıllar bu konuda çok önemli bir olaydır yani gerçekten de. Bir de tiplere dayalı bir sinema olduğu için, örneğin mesela ne bileyim bir Öztürk Serengil'i, bir Feridun Karakaya, bir Süpü Kaner, bir Hayri Caner. Şimdi böyle tipler yok artık. Saymakla bitiremiyor. Yok böyle bir şey yok ya. Daha sayamadığı 20 tane var. Tabii. Daniel yani, Topadan diye bir tip var ya. Evet, var. Yılmaz Güneyli filmler, Anadolu'da kapıları kırılıyor. Yani o şekilde bir olay vardı. Fakat bunlar hep denetlenmiyor. Ne olduğu bilinmiyor. Amerikalı şirketlerin sayesinde ilk defa 89'dan itibaren bu artık geldi. Bir de şöyle bir şey var. Mesela Ayla diye bir film büyük iş yaptı değil mi? Bütün zamanların en çok iş yapan filmi. Bu da yanlış. Niye yanlış? Ancak 89'dan itibaren daha önce siz Havalama Sınıfı'nın ne kadar iş yaptığını biliyor musunuz?
Bu mümkün değil. Bir de böyle kafadan atıyorlar böyle. Bütün zamanların diye değil. 29 sene veya 30 senenin en çok iş yapan filmi denebilir. Evet, Türk sinemasının en çok iş yapan filmi yanlış. Bu Recep İvedik ya da Ayla ya da şu bu tabii, değil yani. Değil, o dönemlerden bir film. Yani. Mesela ben bir konuşmada Ben Doğarken Ölmüşüm Orhan tabii, Gencebay'ın onu şey yaparlardı. Çok fazla yani 20 milyon falan seyirci yaptığını falan söylemişlerdi. Yine sinema yazarı tabii. Ali Murat tabii, Özgüven şey, diye tabii. bir abimiz. Ama tahmin edilebiliyor. Tahmin edilebiliyor tahmin, ama... Tahmin ediliyor bir yerde. İstanbul... Ama Agi abinin söylediği çok doğru. Adam kasadaki parayı alıyor, toplayıp tabii, aviyona tabii. gidiyor. Aviyona gidiyor her akşam. Ertesi günde kaç parasını harcamadıysa bu kadar iş yaptı diyor herhalde. Tabii tabii. Yani. Aynen bunlardan biri benim eniştemdi. Samsun'da sinema sahibi biliyoruz. Bir şey söyleyeyim tabii. Belediye kuponda askesi ne derler ona? Tabii. Rusumu. Rusum. Ben bir gün tiyatro... Belediye rusumu vermemek için. Tiyatro yapıyorum küçük sahnede. Alpay Özer rahmetli müdürüm. Ali de burada Samanyolu'nu çalıştırıyor. Bayram günü 10 gün... Benim müdür geldi yani. Dedi ki ya bu belediye memuru dedi şey yapıyor. Bir koçanla idare edin 10 günü almayın boşu boşuna 10 koçan demiş. Hı. Ben dedim sakın ha al 10 koçan. Sevmem öyle. Yani altın devir dediği doğru. Ya bedersin bizde devirler bilir pamuğu alıyor. Pavyonlar niçin yapı kuruldu? E tabii ki. Pamuk parası fındık için. Fındık tüccarına. Fındık, pamuk fındık tüccarına, parası için. Evet. Bilmem ceviz tüccarı için yapıldı pavyonlar. Şey... Niye pavyonlar bitti? Çünkü o tüccarlar kalmadı. Tabii sonra bu ne bileyim seks komedilerin daha öncesi var esasında. Şöyle bir olay. O da işte 70'lerin başında yani ya zaten 74'te başladı bu seks komedileri. İşte o Lando Buzanca'nın Erkek Dediğin Ne Çalar adlı filmlerinde kopyalanarak aynı şeyler yapıldı. Ondan önce de seks avantürleri vardı. Behçetli filmler mesela. Parçala Behçet, Yırt Kazım bilmem ne falan böyle bir takım filmler vardı ondan öncesi de. Yani bu tür olarak şeyin şartlara göre... Yani kendine göre seks, Gülistan Güzeyim ben bir filmini hatırlıyorum. Bak çocukluğumda Gülistan Güzeyim miydi birinin? Gene bir ses sahnesi yani, vardı tabii, be kardeşim. Yani ülkenin şartlarına göre bir de seks filmleri işte baskınlardan sonra bu sefer yeni bir tür ortaya çıktı. Arabesk filmler. Yalnız şöyle bir olay var, ilginç olay. Arabesk film... Bu seks komedilerden daha tehlikeli bir oldu. Neden daha tehlikeli? Çünkü arabesk içe dönük bir yapısı var. Kendini jiletliyor, bilmem ne yapıyorlar. Evet. Ama seks komedileri hiç olmazsa deşarj olabiliyorlar yani. Evet, burada böyle bir ayrıntısı var. Bir şey söyleyeceğim. Bir toplantıya gittim. Yine bu seks zamanında. Türker abi rica etti. Gelirim Türker abi dedim. Pazar Mecmuası 1900 biz yaptık onu. Bilmiyorum. Sen gelmişsin gittim, ha. Gittim. Yukarıda Erman'ın üstünde. Orada bir sinema şeyi, bir nekitten... Arzu Okay geldi, şey geldi. Bir şey, bir laf etti. İsim vermeyeceğim. Dedi ki, o bir oyuncu için, onun dedi, tehlikeli dudakları dedi, Aydemir'in soyunmasından daha tehlikeli dedi. Öyle bir enteresan laf etti ki o adam. Bu türe de ilgi hiç bitmedi aslında. Mesela Osman abinin bir filmi vardır. Ben şimdi ona geleceğim. Aha. Daha önce şu belki bu programı bir başvuru programı olarak kabul edip araştırmak isteyenler olabilir diye söylüyorum. Roma ve İstanbul'daki film yapımcıları arasında bir bağlantı kuruluyor. Ve işte bu Lanzo Buzanca filmleri, Edwidge Fenech filmlerinin olduğu, yani bunlar yumuşak seks komedileri. Bunlar geliyor ülkeye. Bu bir kere önemli. 80 döneminde Türk sinemasına sansür geliyor. Sansürler ağırlaşıyor tabii ki. Korku filmleri, fantastik film denemeleri yapılıyor. Çizgi roman uyarlamaları. Aynı zamanda yerli yapımcıların ürettiği filmler gittikçe azalıyor. Ve dönemin başbakanı rahmetli Turgut Özal sayesinde diyor ki elimdeki notlarda yasal dağıtım sıklaştırıldı. Serbest ticaret talimatlarının çoğu yürürlüğe girdi. Şimdi burada yabancı filmlerin sayısı artıyor. Burada o zaman alınan kararlar neticesinde ve hakikaten de maalesef ki 87 yılına gelindiğinde 96 yerli yapıma karşılık
320 yabancı film ithal edilmiş. Ama sebebi şu, salon vermiyorlar Türk filmlerine. Şimdi evet. Bu tehlike gene başlıyor. 80'lerde bu oldu. Gene olacak. Gene bundan. Olacak. Yani aslında bir döngü yaşıyoruz. Gene olacak. Şimdi gene, bu patlamış, şey oldu. Güya patlamış oldu? Mısır kapattılar kriziyle beraber. Sinemaları ne oldu? Evet, evet. Alışveriş merkezi oldu. Oldu. Evet. Gene olacak. Onlar o zaman Türk filmleri videoya kaçmış, video kaset olarak aynen. Evlerde kiralanıyordu. Evet, şimdi evet, de paralı platformlara, Netflix'e falan geçecek. Yani gene, o tehlike gene mevcut. Cep sinemaları tamamen onlar artık evet. İşlevler şimdi tabii ki o dönemdeki bazı isimleri anmak lazım. Yanlış bir şey söylersem düzeltin. Feri Cansel hanımefendi sevgilisi evet. Tarafından öldürülüyor. Evet. Mine Mutlu hanımefendiyi kanserden. Nedeniyle o. Kaybettik. Şeher Çeliş hanımefendiyi intiharı dolayısıyla kaybettik. Evet. Sermet Serden geçti beyefendiyi de trafik kazası. Evet. Kaybettik. Yani aslında bahtsız da bir dönem. Bu evet, ölümlerde yani... bir bahtsızlığı gösteriyor hakikaten. Peki şimdi... Şimdiki steril hayatlarımıza göre daha uçlarda yaşıyoruz, 70'lerde. Tabii, o yüzden... 70'lerde öyleydi. Hemen Osman Cavcı'ya bakalım. Osman Cavcı o döneme yetişemedi. Yetişseydi bir şey olur muydu? Ben mi söyleyeyim, o mu söylesin? He? O söylemesin, peki. Ben bulaşırdım yani. He? Bulaşırdım bir şey. Yani Osman Cavcı, çünkü Osman Cavcı'nın sinema macerası hem oyuncu olarak, evet. Daha sonra... Yazar olarak, araştırmacı olarak da çok ilginç. Ama kaç yaşındasın abi? 62 doğumlu işte. Evet, benden 2 yaş büyüksün. Öyle aslında mi? Evet. Yani. Aslında yaşlı değilsin yani. Yani ben yaşlıyım, sen yaşlı değilsin. Evet. Ama Osman Cavcı tabii ki o dönemi yakinen izliyor çok ama o dönemde... Seyirci olarak ama o dönemde yok. Peki biraz Osman Cavcı filmlerine bakalım. Ne oldu? Düştüm. Aç bakayım bir obeyim, bir öpeyim geçer. Yerin dibine bat. Beraber batalım yavrum. Azgın köpek. Ne diyor burada Ali? Sen İngilizceyi iyi çakarsın. Adı Laura. Seksi çok severmiş. Senin gibi. Oh. Gel babana. Dikizci. Ulan zübük. Gene mi buralardasın? Sürersin değil mi? İcabında ben de sana sürerim. Ne var? Her şey karşılıklı. Sür bana, süreyim sana. Tamam yeter. Yetmez. Aşağılara da. Benim daha çok aşağılarım yanıyor. Geçmiş olsun abi. Ulan başka at bulamadın mı? Ulan suikasttır bu. Ulan cinayettir. Gözüm görmez seni. Defol. Tamam. Ben içeride beklerim abi. Sire. Bir elinden tutsa vallahi adam olur. İbrahim tatlı sesin mi? Hayır, dangalak. Bizimki Ali. Biz tutalım. Niye biz yapmıyoruz? Biz mi? Biz donumuzu toparlayamıyoruz. Yapma be abi. Bize de bir şans ver. Şimdi Osman Cavcı filmleri de aslında biraz 70'lere benziyor. Yani bu Osman Cavcı karakterleri. Yani Osman evet. Abinin bir filmi var, Zampara Seyfettin. Bu film bütün o 70'ler Yeşilçam duygusallığını alıp ve oradaki karakterlerin mesela Aydemir abinin oynadığı o şey hafif yani rahatlamış böyle her şeyle dalgasını geçen karakterleri alıp 90'larda karşımıza çıkardı Osman Cavcı. Star TV'nin yaptığı en iyi televizyon filmi Zampara Seyfettin. Devamı yapıldığı takdirde yine seyirci çok sever ve tam bir fenomen haline geldi o film sayesinde. Yani şimdi mesela bütün dizilerde, filmlerde hep böyle bir şey vardır. Bir bülten gelir önümüze. İşte Yeşilçam'da o özlediğiniz duygusallığı ya da Yeşilçam'ın komedisini size getiriyor diye. Bunu en son getirebilen film televizyon filmiydi ama bana göre Zampara Seyfettin'di. Şimdi bir yandan da bugünün dizilerine bakalım. Yani bugün de bir tabii ki televizyonların üzerinde çok da net olmayan, kuralları çok net olmayan, şikayete tabi olan, işte efendim bu şikayetlerin sıklığıyla ancak Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun bunu bir dosya haline getirip inceleyip televizyonları cezalandırılması meselesi var. Dolayısıyla dizi yapımcıları, işte bu konuyla ilgili televizyondaki yapımdan sorumlu, dizilerden sorumlu kişiler, genel yayın yönetmenleri, bütün bunlar aslında
Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun artık neyi, hangi şikayeti değerlendireceğini ve bu şikayetlere karşı nasıl bir ceza verebileceğini 3 aşağı 5 yukarı biliyorlar. Ama bir yandan Radyo Televizyon Üst Kurulu da değişkenlikler gösteriyor. Yani bunu ben daha önce de anlattım. Mesela benim şovlarımda ben eğer bir konuğum bir kelime çıkıyorsa ağzından ben de dönüp sonra seyirciye diyorsam ki efendim halk argosunda buna böyle denir, başka türlü dön deme nedeni yoktur, şekli yoktur. Dolayısıyla bu şikayete tabi bir konu değildir diyorum, seyirci şikayet etmiyor. Evet. Yani sonuçta Radyo Televizyon Üst Kurul dediğimiz kurulda işte uzmanlardan ve milletvekillerinden müteakip kurulmuş bir kurul. Ancak birisi şikayet edecek de bunu dikkate alacak. Yoksa kimsenin elinde bunun bir alfabesi, formülü, prospektüsü, anayasası falan yok. Yani şöyle derse olur, böyle derse olmaz gibi bir şey yok. Dolayısıyla bazen bazı kelimeleri söylemek sakıncalı, bazen bazılarını söylemek sakıncalı değil. Şimdi şunu söyleyeceğim. Mesela Aydemir abinin konuşması. Aydemir abi kendisine bunca yıldır geliştirdiği bir konuşma şekli var. Bir açıdan bakarsan çok kibar bir adamdır. Gerçekten zarif bir insandır. Ama konuşma şeklini de bipleyerek, tıklayarak, keserek, büserek şey yapamayız, geçemeyiz. Şunu söylemek istiyorum. Özür dilerim abi. Şimdi bugünün dizilerinde, aman şekerim, medya sitelerinde ertesi gün felancayı öptü. Yahu bak 2019 senesine gelmişiz. İşte gençlerin oynadığı bir romantik komedi. Başka bir halt seyredemiyoruz zaten televizyonda. Romantik komedide efendim o oğlan o kızı öpmüş. Ne öptü ne öptü. İşte şöyle öptü böyle öptü. Şimdi aslında insan evladının gelişmeye tabi bir yaratık olduğunu düşünürsek. Yani 70'lerden 2019'a geldiğimiz zaman halimize bakar mısın? Ya ben demiyorum ki herkes çılçıplak oynasın o rolleri. Herkes sevişerek oynasın rolleri demiyorum. Fakat bir sıkışmışlık, sıkışmışlık evet. Ve artık sadece basit ve masum bir öpücüğe karşı bile bir şey var. Yani bir korku, endişe var. Bunu biraz biz hazırlıyoruz. Mesela Amerikan müzikalleri. Bir şarkı sahnenin, sahne getirir o şarkıyı. Bir daha buraya bir şarkı. İbrahim bir gün isyan etti. Ne alandır durup dururken bana şarkı söyletiyorsunuz. Evet. Doğru. Yeri gelir o sahne şarkıyı. Evet. Amerikan müzikalleri böyledir. Yeri gelir adam Yağmur Singing in the Rain'i söyler. Evet. Abi İbrahim buraya bir şarkı koy. İbrahim buna delirdiği için beni şey yaptı. Senaryolarımı yaz dedi. Durup dururken adama şarkı söylettiğin zaman işte o şarkıcı filmi oluyor. Halbuki benim İbrahim'e yazdığım hikaye, Eli Yemin diye bir hikaye var. Hala oynanıyor. Şarkı koydurmadım. Koymayacaksın dedim. Ama koydular sonunda. Abi yeri gelince biz şey yapamıyoruz. Şimdi öptürüyoruz kızı. Ulan öyle bir yerde öptür ki seyirci desin ki öp ulan artık şunu. Öp ulan artık şunu desin. Evet. Hayır biz durma. Öp. Abi biz de biraz Okan'cığım Türk sinemasının en büyük derdi romanı yok. Yazarı yok. 3 tane senarist vardı. Say isimlerini. 3 kişi 300 film yazıyordu bunlar senede. 300 aynı. Film. Hepsi birbirinin aynı. Yazarı yok. Zaten şimdi gariban biri senaryo yazıp ver. Ya Halit Çapı'nın rahmetlinin senaryosunu çaldılar ya. İsim vermeyeyim. Yani o kadar şey ki Yeşilçam paraya ulan 2000 lira ver. Ben senaryoya neye bağırdım biliyor musun? En iyi para senariste verilmeli. Çünkü ben tiyatroda biliyorum ki en önemli şey tekst. Evet tabii ki. Oradan geliyorum. Ama tekst. Şu andaki dizilerle televizyonlarda aynı şeyi yapmıyorlar mı? Aynı şey. Aynı gene, şey. Gene yine batılıyor. Yahu yine kardeşim, batılıyor. Yani. Adam ya araklıyor hepsi. Hepsi araklıyor. Tabii ki. Ben en son bir jönün, bizim ünlü bir oyuncunun hatta ben basına da söyledim. Çattım da kendisine. Son filmi arak. Karım anladı arak olduğunu. Bu dedi tiyatro oyunu Tolga Aşiren Nisa Serin'le oynadı dedi. Güzel. Çok oyun, meraklanıyor. En evet. Ünlü oyuncususun Türkiye'de. Ve sana kızıyorum film yapmadığın için. Canım benim. Yani sana da kızıyorum. o da. Ya şey gibi aslında tabii ki burada televizyon seyircisini küçümseyen, hakikaten küçümseyen dizi yapımcıları, dizi senaristleri var. Çünkü neye bakıyorlar? Bu zihniyet değişiyor işte. Diyor ki, efendim diyor. Adam diyor işte diyor kitapçıya gidiyor diyor. Aşk-ı Memnun'un kitabı çıkmış. Dizinin kitabı çıkmış.
versene diyor. Ya da bizim Padişah dizisi yapıyorlar ya, Padişah dizisinde eyvah çok merak ediyoruz gelecek bölümde ne olacak? Ya ne merak ediyorsun, sana ortaokulda lisede tarihini okutmuyorlar mı? Şimdi bizim dizi yapımcıları ya da senaristleri bu bir iki tane olayı, Aşk-ı Memnun'un kitabını çıkmış, kitabı çıkmış dizinin versene diyen bir tane gerizekalı varsa bütün seyirciyi bu gerizekalı sanıyorlar. Ve diyorlar ki yani ben buna ne yapsam olur, ne yapsam, yedirsem olur. Halbuki televizyon bedava. Şimdi buradaki yarış, bütün televizyoncuların şunu anlaması lazım. Bir sürü bedava şey var, bir sürü bedava şey var. Ben kendi kariyerime de, televizyon kariyerime de bu açıdan bakıyorum. Ya bir sürü bedava şey vardı. Bu bedava şeyler içerisinde benim bedava şeyimi beğenip seyrediyorlardı. Buna da memnun oluyordu. Ama asıl mesele bu değil. Asıl mesele bir sürü parayla satılan şey var. Hatta bunların bazıları daha pahaya satılıyor. Ve daha çok pahaya satılanı alan var. Asıl mesele budur. Sanattaki mesele budur. Yoksa bir sürü bedava arasından tercih ediliyor olmak bu mesele değildir. Dolayısıyla evet, dizi yapımcıları içinde bu memleket kendi sinemasında bir şey yapabilirse bu kadar insan, buradaki heyet müstesna, şimdiki gençlerden ve yapımcılardan ve oyunculardan, yönetmenlerden hepsinden bahsediyorum. Yani bedava yapılan şeyler arasında bir şey olmanın önemi yok. Ben çok izlenen dizinin oyuncusuyum, ya, yapımcısıyım, önemi yok. Asıl mesele sinemayı kıvırabilmek. Sinemayı kıvırabiliyor musun? Millet evinden çıkıp bir otobüse, arabaya binip gelip seni para vererek izliyor mu? Kapı çerçeve iniyor mu? Ha, o zaman diyeceğiz ya, ki sen bu işi kıvırdın. Okancığım, İbrahim'le Kilos'a gittik. Vizyon, iyi vizyon film çekiyor. Belki oturuyorlar. Dedik niye oturuyorsun? Abi senaryo bekliyoruz dediler. İstanbul'dan gelecek. Ne yönetmen okudu, ne oyuncunuz çekildi. Ya. Sıkıntı şu, her şeyin ölçülüp biçildiği bir çağda yaşıyoruz. Evet. Her şey formüle edilebilir gibi görünüyor. Ama sinema, yani bir film ya da dizi izlerken biz duygu üretiyoruz. Bu aslında o kadar da formüle edilebilir bir şey değil. O yüzden bunu ne kadar ince ölçüp biçmeye kalkarsanız o kadar uzağına düşmeye başlıyorsunuz. Yalnız bir şey söyleyeyim, lafına doğru, girdim. Doğru. Bir devrim olacak ama nasıl olacak bilmiyorum. Ya olacak. Piyasa şartları, şey piyasa olacak şartlarıyla beraber sanatkarların, dünyayı değiştiren sanatkarlar, dünyayı değiştiren piyasa değil. Tabii, sanatkarlar değiştiriyor dünyayı. Değişen koşullar bir takım şeylere getiriyor, evet, tabii. Getirecek yani. Ya bir gün beni biri aradı, bir eski mankenlerden. Aydemir abi senden bir ricam. Buyur hayatım. Ya dedi, bir arkadaşıma dedi, oyuncu koşulu yapar mısın dedi. O ne dedim hayatım, o nedir? Oyuncu koşulu yapacaksın. Dedim, nasıl bir şey o? Yani dedi, işte oyuncu koşulu, bilmiyorum, ben de açtım Cengiz Semercioğlu'na. Dedim, bu oyuncu koşulu teklifi geldi, nedir? Aman abi dedi, kaçırma, iyi para var. Tabii. Evet. Ne yapacağım ona? Ya şimdi ben, bir kız geldi, oyunculuk istiyor gene. Dedi ki, nasıl ağlayayım dedi, onu bana öğretir dedi, ders ama aldım. Her dedi, herkesin de oyuncu, bazılarının oyuncu koştuğunu kabul edebilirsin. Bak dedim, ben evet, dedim, nasıl ağlarım biliyor musun dedim, nasıl ağlarsınız dedi. Ben dedim, şimdi ağlayacağım zaman yönetmene derim ki, bana 10 saniye müsaade et, arkamı dönerim şöyle, motor derim, dönerim ve ağlarım. Ve İbrahim beni her dramda ağlatır. O esnada ben, çeşit çeşit şeyler vardı. Kedi yavrusu, karda, kışta, sokakta annesini arıyor. Onu vay canım benim. Bitti. Oo, abi. Hepimizi ağlatacak. Ben gittim abiciğim. Ay canım ben efendim. Ben gittim. Ay canım efendim. Allah. Aydemir abinin ne? Film afişlerine bakacağız şimdi. Çünkü Aydemir abi diyor ki, bu afişleri diyor, hiçbiri... Gerçek afişler değildir o tuhaf isimler. Evet, ha, tuhaf ben gerçekleri değil. Söyleyeyim. Şimdi bakalım. Korsan afiş onlar. Korsan. Aynı evet, filmin birden koy fazla afiş olabiliyor. Ben de merak ediyorum. İsmi bile değişiyor. Çünkü iki kere oynatıyorlar filmi, değişik isimler. Evet. 5 kere, 10 kere. Öyle, bu bende yok, mümkün değil. Ben böyle isim koydurmam. Dur, yavaş. Alemin keyfi yerinde. Bu alemin keyfi yerinde, bu doğru. Bu doğru, peki. Şarkı film. Peki, sonra İkimiz bir fidanız. O da doğru. Şarkı, meşhur. Doğru. Meşhur şarkı. Doğru. Evet, doğru. Peki, devam. İkinci filmin bu. Ne bu? Bazıları cacık İkisi sever. Bu da doğru. Bu bazıları da doğru. Bazıları sıcak severden. Sonra? Ne ulan? Koş,
giden yorulur. Yolu giden yorulur. O da doğru. Ve hızlı giden yorulur. Hızlı giden yorulur. O da doğru. Güzel. Astronot Fehmi, doğru film ismi. Peki. İster gül ister ağla. Doğru. Bu da doğru. Zerrin Doğan'dan ne? Kendin pişir kendin ye. Bu da doğru. Charlie'nin kelekleri doğru. Charlie'nin kelekleri doğru isim. Melekleriyle dalga geçiyordum. Bu da doğru. Hep ben televizyondaki o tipleri alıp dalgasını geçtim. Senin... Şimdi bak izin verseler bu dizilerle nasıl tığ geçerim biliyor musun? Tabii. Aman yarabbi, aman yarabbi. Aman niye bu bizimler, niye bu dizilerle dalga geçen işler yapılmıyor? Şey var, birileri de bunların herhalde işleriyle dalga geçmekten korkarlar. Çünkü bir süre sonra televizyon yöneticilerini korkutur hale geldiler dizi yapımcıları. Evet. Diziler başlayalı kaç sene oldu? Çok yakın tarihimiz aslında. Sinema tarihine oranla bakarsan... Çok tabii özel televizyonla birlikte patladı. Bir şey özel mi? Televizyonlarla da değil. Onların da son yani başladıktan 4-5 yani yıl biz, sonra. Biz tamamen ülke olarak tamamen yabancı dizi izliyorduk. Tabii. Şimdi bir tane bile yabancı dizi izlemiyoruz. Tabii, tabii. Ve ne oldu? Ne oldu? Televizyoncular kendi ayaklarına nasıl sıktılar? Şöyle sıktılar. Yerli diziye dönüş yaptılar. Tamamen yerli diziye dönüş yaptılar. Hiçbir yabancı dizi bırakmadılar. Ha dediler ki herkes de ahkam keser. Seyirci bunu istiyor. Seyirci bunu seyreder. Yok, ben biliyorum. Yok, bu işin matematiğini yok, biliyorum. Böyle bir sürü matematik bilen kas kafalı var. Televizyon dünyasında kas kafalı. Ve sonra bakıyorsun Netflix çıkıyor. Tabii Netflix'e taraf olduğumuz, karşı olduğumuz şey. Ne oldu da artık senin kanallarında yerli seyirci, Türk seyirci ne ister, ne seyretmek ister diye ahkam kesiyordun. Ne oldu artık senin dizilerin izlenmiyor da bu kadar insan Netflix'te yabancı dizi izliyor, yabancı film izliyor? Nasıl oluyor? Tamamen, tarihi diziler seyrettim. Aman yarabbi. 30 bölümü bir gecede bitirdiğimi biliyorum, dayanamadım. Tamamen yanlış ölçümler yapıyorlar. Mesela tabii ama şunu söyleyelim. Yani Kraliçe sakın yanlış anlaşılmasın. Netflix'le ilgili ben yanlış bir bilgi vermeyeyim. Yok. Aslında Netflix seyreden ahali Türkiye'de çok sınırlı bir ahali. Kim bunlar? 120 bin abonesi var. Daha fazla değil. Yani bahsettiğimiz zaman 120 bin abone aslında benim bu söylediğim şeyi doğrulamıyor. Ama ve lakin kim bu 120 bin biliyor musun? Bu 120 bin sen televizyonda neyin reklamını koyuyorsan evet, onu alan kişi. Şimdi, yani işte saçmalık bu. Onun için senin batıyorsun. Onun için batıyorsun. Ben, eldeki en krema seyirciyi kaçırdı ben yani. Ben televizyon eleştirmenliği de yaptığım için yeni bir yaz dizisini takip ediyorum. Bütün yani 10 saniyede bir kartpostal görüntüsü var dizide. Onca bölüm yani 60-70 bölüm Süper Baba izledim. Bir tane kartpostal görüntüsü yoktu. Yani bir poz yoktu. Ya. Şimdi böyle işte çok güzel kız, çok yakışıklı çocuk. Bunların sürekli böyle gerilimli bir de oynarken aşkı. Bağırıyorlar. Ya evet. Ne adettir oyunculuğu bu kıyameti kopuyor ya. Sırf Kore dizileri tutuyor diye. Bakışınla adamı ez, bakışınla ez. Bir de romantik komedilerdeki kızlara verilen roller maalesef yönetmenler ve yazarlar tarafından bir tane kaslı erkek koyuyorsun evet. Romantik dizilerde bir kaslı erkek. O kaslı erkeğin etrafında dolanan, o çocukla yatmak, kalkmak, aşık etmek isteyen 5 tane fettan kız. Evet. O fettan kızlara baktığın zaman bizim 70'lerdeki erotik komedilerdeki bu erkeklerin peşinde dolaşan kızlardan hiçbir farkları yok. Hiçbir farkları yok. Sadece soyunmuyorlar. Ha, o kadar. Ama ahlak giyinik olmakta ya da çıplak olmakta değil ahlak. Ahlak tavırlarda, ahlak konuşmalarda, ahlak düşüncede, niyette ahlak olur. Tabii. Çıplaklıkta ahlak ya da ahlaksızlık olmaz. Çıplak geldik, çıplak gömüleceğiz. Onda ne ahlak? Biraz da sponsorlarla alakalı böyle inşaat ama firmaları falan yine sponsor. Akrep gibi kendi kendini öldürecek. Evet. Bir gün biri bir şey bulacak. Evet. Bir şey bulacak ya da işte buluyor 30 senedir Kurtlar Vadisi'ni oynuyor adam. Kaç sene oldu? Oldu, evet. Oldu değil mi? Başka ne var öyle o kadar devam eden başka bir şey yok. Sinemayla tabii farklı dizi bugün hiçbir şekilde hiçbir dizinin
yarına kalıcı hiçbir özelliği yok. Yok, bir de en önemli dizileri seyrediyoruz değil mi Agi abi ve zevk almıyoruz. Zevk almıyoruz, Dallas, kötü buluyoruz. Dallas oynadığı zaman bütün sokaklar boşalıyor ya. Ama yarına kalıcı bir özelliği yok. Sinema ayrı bir olay. Sinema 100 sene, 100 sene, 500 sene. Agi abi onu aşan bir tek iş var. Game of Thrones diye bir iş var ya. O sanki o yani... Yok ya. Öyle mi dersiniz? Emin misin abi? Bilmiyorum ama yani... Vallahi yani böyle artık böyle en son George Martin bu dizinin yazarı çıktı. Hayranlarla ilgili şikayetini bildirdi. Yani deli misiniz siz? Manyak mısınız? Bu sosyal medya ne kadar zehirli bir şey diye. Çünkü 8. sezonun baştan Amerikan, çekilmesini talep Amerikan ettiler. Amerikan işlerine bak mesela belki bir Taxi Driver... Değildi tabii. Yok. Ama Taxi Driver çekildiği zaman ya da neydi o Dustin Hoffman'ın filmi şeyde geçen, New York'ta geçen, sonra Los Angeles'a gidiyorlar beraber. Gece Yarısı Kovboyu. Gece Yarısı evet. Kovboyu. Böyle filmlere benzeyen mesela Baretta dizisi vardı, hatırlıyor musun? Hatırladım. Bizim televizyonlarda Baretta da gösterilmişti. Papağanı vardı. Baretta papağanı vardı. Mesela hakikaten New York sokaklarında enteresan bir işti. Kalıcı oldu mu? Hayır. Sinema yok, kalıcı yok. Oldu. Yani sinema sinemayla baş edemez. Sinemayla baş etmesine... Ben sinema oyuncusuyum. Ben dizi... Şimdi teknik... Oynamam diyorum kardeşim. Dizi oynamam. Ya abi ne olur. Oynamam kardeşim. Hammal değilim ben. Alenen söyledim. Ya kardeşim ben bir dizi yazdım. 45 dakikalık. Bunu benden istediler. 90 sayfa yapar mısın? Anlamadım dedim. 90 sayfa bir bölüm. Olur mu ya? 90 sayfa bir bölüm olur mu ya? İki tane film, 3 günde ezberleyecekler, oynayacaklar. Ha? Ya git, deha değilim lan ben. Ben deha değilim. Ha, ne yapıyorlar? Diyelim ki benim yazdığım sahnenin şeyi 10 satır. 10 satır. Hayır, 30 satır yap diyorlar. E ne oluyor? Boyuna diyalog ilave ediyorsun. Lüzumsuz lüzumsuz konuşmalar, bakışmalar. O bir perdeden, bir pencereden, bir pencereye bir dakikada gidiyor. Peki. Evet. Şimdi hemen Agi abinin kitapları. Bunlar var mı kitapçılarda şu anda? Yok herhalde. Şu anda yok tabii. Onlar yani... Talep olursa tabii, basılabilir tabii, ya da... Sahaflardan. Sahaflardan, internet yani, sahaflarından işte bulunma zaten. İmkanı evet. Var. Şimdi bunlar hakikaten o kadar değerli işler ki bunları göstermek istiyorum. Şimdi bakınız. Bu bütün filmleriyle Yılmaz Güney. Yani bir, Türkiye'de çoğu gencimizin sinemaya merakı var, ilgisi var. Video çekmeye, sinema filmi yapmaya, yurt dışında sinema okumaya. Ama kim ki ya burada kalır ya yurt dışına gider bir şey yapar, kendi topraklarına dönmedikçe bir şey yapamayacaktır. Yani lokal tat, evrensel kalite. Başka bir çaresi yok. Bunu göstereyim. Sonra Türk sinemasının... Marjinalleri ve orijinalleri. Ne kadar güzel bir isim yahu. Yani bunu da gösterelim. Bu çok güzel bir kitap. Sonra ve ikincisi. Türk sinemasının marjinalleri ve orijinallerinin ikincisi. Şimdi Türk sinemasında Yeşilçam aşkları bu. Hepsi ay. Belgelidir. Mükemmel. Hepsi belgeli. Mükemmel, mükemmel, mükemmel. Agi abi şu Bülent Ersoy'un fotoğrafını gösterelim diyorum ya. Yani hakikaten. Ya yani dur onu ya bir bul da. O arada bir şey olmaz. O arada bir ek yapabilir miyim? Bir de film afişlerinin son ustalarından İbrahim Enes'i evet, değil mi? Evet. Yani Agi evet. Abi kimseyi unutmamış. Evet. Agi abi Türk sinemasının en büyük arşivcisi. Evet. O yüzden... Bu arada Türker Bey de bir afiş kitapları yaptı. Evet, büyük biliyorsunuz. Evet, iki cilt. İki cilt evet. Kaldırmaya imkan yok. Sizdeki ağır. De öyle. Bir tane zaten benim en önemli olan bir tane 100 yıl nedeniyle Kültür Bakanlığı'na bir kitap yaptım. Aşağı yukarı 7000 filmin dökümü, hikayesi, ödül aldıysa ödüller, olaylar anlatan bir kitap yaptım bakanlığa. Evet. Müthiş. O ama kitapçılarda yoktur. Bakanlık o sadece bakanlığa bakanlığı ait. Hediye ediyorlardır evet. Belki bakanlıkta. Evet. Bir bakanlığa evet. Gideyim, bana da hediye etsinler. O sahafta evet. Var. Bu internet sahafta Türk filmleri var. Kataloğu. Tabii ki. Bir de bu arada elimizde, bakınız, yani hadi bakalım. Tabii bu başka bir dönemin filmleri, bizim bugünle alakası olmayan ama bunlar defter değil mi? Bunlar defter. Bu afişleri ben...
birkaç yıl önce Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde görmüştüm. Bakın defter yapıldığına yaptı. Göre satılıyor demek ki. O evet. Satılıyor. Tabii. Yani defter olarak satılıyor tabii. İçi defter ama. Bunlar aslında orijinal afişler değil. Sonradan illüstrasyon değil mi? Sonra tabii sonradan evet. Yapıldı bunlar. Antalya'da sonradan. Sergisi yapıldı hatta bunun. 140 tane orijinal yapıldı yani şey olarak. Agi abinin arşivi kimsede olmadığı için onun kitaplarındaki görseller başka hiçbir kitapta yok. Yani hakikaten evet. Agi abinin şimdi ya bugün, bir şey söyleyeyim. Bugün her şey internette var diye düşünülüyor ama yok, aslında yok. Yok abi bir şey söyleyeyim şimdi. Buyurunuz efendim. Bir senaryo. Abi adam ancak 10 tane yazacak ki bir yıl yaşayabilsin. Evet, 10 film senaryosu yazmalı ki bir yıl yaşayabilsin. Amerika'da bir tane yazdığı zaman 10 yıl yaşıyor. Ya. Bir oyuncu bir rol oynadığı zaman, bana bir gün Polonyalı bir yazar geldi buraya, oyununu oynadı. Sineklerde olacak diye Koronabay'la beraber. Adam şimdi şaşırdı, ben 70-60 film yaptım dediğim zaman 10 senaryom var. Yani Amerika'da trilyarder falan olman lazım. Hayır öyle bir şey yok. Buradan birkaç yıl önce orada senaristler sistemi kilitledi. Öyle bir şey yok. Adam, her seferinde yani, yapıyorlar. Evet. Adam, İki senede bir aslında. Adam bir senaryo yazmaya kalksa aç. Aç. Hikaye yoksa film de yok diyor adamlar. Ha? Buldun galiba. Hikaye yoksa Allah film de yok diyorlar Amerika'dakiler. Biz de öyle. Hikayecimiz bir... yok. Evet. Hikayecimiz yok. Yazarımız yok. Çizerimiz yok. Onun da Yeşilçam'a itimadım yok. Halit Çapı'nın eserini çaldılar ya. Halit Çapı'nın eserini çalmak ne demek? Peki. Şimdi hemen... Söyleyeyim bir kere sevgili izleyenlerimizi Osman Cavcı'yla ilgilenmeleri gerektiğini düşünüyorum. Osman Cavcı'nın hem yazarlık tarafıyla hem de şu anda herhangi bir yerde yazıyor musun? Murat Tolgalar'ın siteye yolluyorum. Öteki Sinema. Öteki Sinema sitesi çok güzel gidiyor. Evet. Geçen gün bir programa konuk oldun. Evet ve aynı zamanda Murat Tolga Şen'in Öteki Sinema'da diyebilirsiniz. Murat Tolga Şen de diyebilirsiniz. Lütfen ilgileniniz ama asıl tabii ki burada babalar, Agi abi ve Aydemir abi bir fotoğraf gösterip kaçacağız şimdi seyircimize. Ben görmüştüm ama. Yani ben bu program yapılıp da araya parça konmadan. Evet gitmem diyorsun. Programı diyorsun, kapatalım istemiyorum. Yani araya bir parça koymadan ama, gitmek ama istemiyorum ben. Bu arada o fotoğrafı olsun. Bulana kadar keşke, geçtiği fotoğraflar da müthiş. Ya tabii neler geçiyor canım. Tek tek git bari ya. Acele etme abi. Ay o kadar parça koyamayız yakalanırız. Bir parça koyalım kaçalım diyorum ben. Yavaş ve... yavaş git acelemiz yok. Bu değil. Bu değil ya sakın ha. Evet sakın ha evet. Sonuçta televizyonda yayınlanıyoruz. Heyecanlanma. Evet. Yani 70'lerle tabii ki 70'lerle biliyorsunuz 80'lerin arasındaki fark tabii ki niçin bir anda neokonformizm başlıyor? Ne diyorsun ona? Tek tek gitseydin bulmuştun. 80'lerde başlayan ve Reagan döneminde bir anda dönüyor. Yani müthiş bir özgür seks dalgası politik olarak ya da sosyal olarak bütün dünyada hüküm sürerken birden bitiyor. Bir anda bitiyor çünkü AIDS icat oluyor. AIDS icat olunca bir anda ben şöyle alıyorum. AIDS icat olduğu gibi bir de... AIDS icat oluyor. AIDS bize Allah'ın verdiği, doğanın verdiği bir şey değil. AIDS sonradan belki 10 yıllar sonra bir zaman bunu söyleyecekler. Ismarlama bir şey ve her nasıl oluyorsa bu AIDS meselesi tamamen bütün dünya bir özgür seks akımı içerisindeyken. Yani özgür seks ne demek? Seksle problemlerini çözmüş insanlar. Yani çok sevişen anlamında değil. Çünkü baskılarsanız bir yerden fışkırır. Bir de dolayısıyla baskılamamak lazım. Dolayısıyla politik olarak özgür seks akımını nasıl durduruyorlar? AIDS'le durduruyorlar. Yani diyorlar ki siz özgür seks yapıyordunuz. Şimdi yapmayın. Daha az yapın. Daha az kişiyle yapın. Herkes herkesle olmasın. Korunun diyor. Özgür seksin en büyük ikonlarından biri olan Freddie Mercury'yi de yine AIDS yüzünden kaybediyoruz. Evet. Aynı zamanda Amerika'nın en erkeksi, en efendim meşhur... Gregory Peck. Hayır. Değil. Söyle ya ismi. Allah Allah benden de gitti. Hani çok erkektir de onu da AIDS'den kaybettik ya. Rakatsını kaybettik. Rakat. Evet. Pekala efendim. Hemen parça koyup kaçacağız. Parçada bir
sorun yok. Sakıncalı bir görüntü değil. Normal. Şimdi izleyenlerimize soruyoruz. İyiymiş. Görünüyor mu? Bu güzel hanım kimdir? Bu güzel hanımın genç fotoğraflarından biri. Ve bunu söyledikten sonra da programı kapatacağız. Bu güzel hanım Bülent Ersoy. Evet. Evet. Gördük. Çok teşekkür ediyoruz Aydemir abi. Lütfettiğiniz, geldiğiniz için. Agi abi çok teşekkür ederiz. Osman abi çok teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz. Bugün sinemamızın artık günah bile çıkarılmasına gerek olmayan ama yine de herkesin bilincinde olmayan önemli bir dönemini, bütün Avrupa'da ve ülkemizde olduğu gibi eğlenceli dönemini ve özgür dönemini belki de ele aldık. Çok teşekkür ederiz. Son bir şey söyleyebilir miyim? Buyursunlar efendim, siz de kapatalım. Bir tarihte bu oyuncular, dizi oyuncuları toplantılar yaptılar, isyan ettiler 90 dakikalık bölüm olur mu diye. Hani oynamayın, grev yapın. Ya. Ya, evet. Sonra Aydemir Akbaş niye sinirli? Niye tek başına? Çünkü biz ne zaman döndüysek arkamızda kimseyi göremedik. Ama Aydemir abi sinirli değilsin ya. Ha? İyisin abi. Ha, çok iyiyim ama. Böyle ya. De devam et. Böyle tatlı ol her zaman. Mükemmelsin. Mükemmel. Hadi kapatıp kaçıyoruz. Fotoğrafımızı da gösterdik. İyi geceler.